Sesi de açtım. Tamam. Hadi bakalım, bismillah. Selamünaleyküm deyip başlayabiliriz abi o zaman. Başladık. Yunus'um başladık mı diye, haydi sıkıldı yeter. Artık ya sıkıldık dedim. Başladık mı? Bir yaz bakalım. Birkaç saniye. He tamam, olur. Ekranda gördüğünde yaz kardeşim, ona göre başlayalım. O geç geliyor ama bizim görüntümüz. Zaten o öyle diyor. Birkaç saniye geç geliyor diyor. Aynen. Normal, biz kontrol edebilmek için önden gidiyoruz. Bak hala gelmedi, görüyor musun? Birazdan gelecek. Ama sesim gidiyor mu? Yok. Biz şimdi şu görüntü geldiği zaman şey olacak. Onlar bayağı... He bak başladı diyor. Ha şimdi gelmiş. Tamam. Aa, o ben zaman canlı değilim o zaman. Dur. Ben de kendimi canlıya almayı unutmuşum. Eyvallah Yunus'um, seviyorum seni. Dostlar merhaba. Bugünkü canlı yayına 203 kişiyle bismillah dedik. Hedefimiz 1000. Hedefimiz 1000. Bu 203 kişinin 1000 olması problemi aynı zamanda sizin de probleminiz. Siz de bunu dert edinmelisiniz. Bize like atarak, beğeni atarak destek verebilirler. Like ve destekler önemli. Sayıyı 1000 yapmamız lazım bugün. 1000 ve üstü yapmamız lazım. Seste problem yok değil mi? Yok diye yok yazarsanız. Seste problem yok. Karşı tarafa da geliyor. Evet, ses geliyor diye yazmışlar. Yok, ses az. Bugün herhangi bir konuyu konuşmayacağız. Herhangi bir konu yok. Bugün siz soracaksınız. Biz cevaplayacağız. Tamamen özgür bir ortam. Dilediğinizi sorma hakkına sahipsiniz. Fakat her hafta, yani her canlı yayında en az 150 kişi Kadir Mısıroğlu hakkındaki düşünceniz nedir? Onun yanı sıra bir 150 kişi daha Atatürk ile Vedat Uşaklı ile arasındaki bağlantı nedir? gibi sorular sormayın. Bunları zaten cevaplandırdık. Sesi de düzelttim şimdi. Haydi bismillah, sorulara başlıyoruz. Okey. İlk soru, bu abi dün de sormuştu ama soramadım, sıra gelmedi ona. Napolyon Müslüman oldu mu? Napolyon, ya da niye Müslüman oldu? Napolyon kendisini Müslüman gibi tanıttı. Mısır'dan girdi. Suriye'ye doğru çıkarken girmiş olduğu bütün limanlarda ve şehirlerde İngiltere Osmanlı Devleti'ne saldıracak. Osmanlı padişahınız da 2. Mahmut da Fransa'dan yardım istedi. Biz de size yardım etmeye geldik dedi. Yalan söylüyor. Savaşsız bir biçimde birkaç kaleyi teslim aldı. Suriye'ye doğru çıkarken karşısında Akka adı verilen bir kale çıktı ve onun kahraman, yaşlı videosunda yapmıştık. Cezzar Ahmet Paşa isminde bir yiğit çıktı ve Napolyon'un hem yalanını hem de karizmasını yerle bir etti. Napolyon Müslüman değildir, hiç olmadı. Kendisini Hacı Napolyon diye tanıtarak, Müslüman Napolyon olarak tanıtarak Müslüman topraklarda savaşmadan ileriye doğru gitmek gibi bir üçkağıda imza attı kendisi. Bir tek o değil ama Abdülhamit devrinde 2. Wilhelm isminde bir Alman devleti, Prusya devletinin yöneticisi Kaiser Wilhelm mi? Kaiser Wilhelm. Herege'de köşkü var. Evet. Wilhelm de Müslüman olduğu ayaklarına yatarak Osmanlı'dan dönemin en büyük ihalesi olan Hicaz-Şam demiryolunu aldı. İşte biz çok saf bir milletiz ya. Vallahi billahi Allah diyen herkese inanıyoruz. Bu da kötü bir durum. Bak kim gelmiş gene. Kim? Lahmacun. Ya lahmacun kardeşim. Ya hoş geldin canım ciğerim. Başımın üstünde yerim var. Ya adını yaz da bilek. Sana isminle hitap edelim. Biraz enerjik bir giriş yapın. Mune Enes ya yazmış. Bugün 5 bölüm video çektik. Yarım saat, 1 saat önce ikimiz de uyanıyorduk. 25 dakika önce falan uyandık. Eyvallah. Yemek yiyip geldik buraya. Enes, lahmacun kardeşim seviyorum seni. Bizi yalnız bırakmıyorsun. Var olasın, hep orada ol inşallah. Bize destek olmak için de beğeni bilirsiniz bu arada. Yayın daha fazla kişinin önüne çıksın. Devam ediyorum o zaman. Sıradan soru almaya. Evet. En sevdiğiniz Türk hükümdar kim hocam? Yani Türk hükümdar Alaaddin Keykubat'ı ben çok severim. Kendime örnek olarak da alırım yani Alaaddin Keykubat'ın ahlaki yapısını. Hoşuma giden bir insan. Alaaddin Keykubat'tan başka mesela Memlüklü Moğolları yenen Sultan Baybars çok hoşuma gider. Ertuğrul Gazi'yi severim. Fakat bize doğru gelelim mi? Hadi vefasızlık yapmayalım. İlk kitabımın konusu. Hakkında 550 sayfalık kitap yazdım. Çok mahir bir padişah değil. Fakat mükemmel bir insan. Sultan Vahdettin'i ben çok severim. Allah rahmet eylesin. Devam ediyorum. Enes saçınla sakalınla oynama yazmışlar abi. Oynama Enes o zaman. Yeni uyandım ya, düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Uyanıp koşa koşa yayına girdik. Allah'tan alarmımız var. Ahmet Bey, sizler gibi insanların Türkiye'ye ihtiyacı var. Selamlar. Dilaver Aslak yazmış. Dilaver Bey, çok teşekkür ederim. Duanız ve beğenmeniz daim olsun inşallah. Eyvallah, var olun. Adamın gibisin yazmışlar bak. Teşekkür ederim. Sedat kardeşim, eyvallah, sağ olasın. Hocam Gazi Osman Paşa'yı da anlatır mısınız demişler. Eğer aynı Gazi Osman Paşa'dan bahsediyorsak 1832 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Tokat Askeri Rüştiyesini, İstanbul Harp Mektebi'ni ve Harp Akademilerini bitirdi. Tıpkı Mustafa Kemal gibi bir hikayesi var onun da. Ardından Abdülaziz Han döneminden itibaren, hatta Abdülaziz'in ilk başlarında ve hatta 2. Mahmut'un oğlu Abdülmecid devrinden itibaren savaşlara katılmaya ve kahramanlıklar göstermeye başladı. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Batı Cephesi komutanıdır. Ahmet Muhtar Paşa Doğu Cephesi, Pleven'in içinde bulunduğu Batı'yı kaplayan cephede Gazi Osman Paşa'ya aittir. Ciddi bir adamdır ve Osmanlı Devleti'ni şerefle ve şanla temsil etmiştir. O kadar ki mağlup olduğu zaman bile Ruslar, biz senin gibi bir adamı asla esir edemeyiz, kılıcını almıyoruz. Bunu anlatmıştım ben. Evet. Kılıcını almıyoruz. Büyük adamsın, yemeğini ye, hadi git dediler ve gönderdiler. Son olarak Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa ile Sultan Abdülhamid Han'ın kızı Naime Sultan evlidir. Gazi Osman Paşa Abdülhamid Han'ın dünürü olmaktadır. 1900 yılında vefat etti. Mezarı Fatih Camii'nde, Fatih Haziresi'nde bulunmaktadır. Allah mekanını Cennetül Âlâ eylesin. Cezzar Ahmet Paşa videosu isteyen olmuş ya da şimdi anlatın diyen olmuş ama videosu var. Biz onu yaptık. Cezzar Ahmet Paşa. Ya yani çok basit ulaşması. Cezzar Ahmet Paşa, Ahmet Anapalı yazıyorsunuz. En üstte çıkıyor video. Cezzar Ahmet Paşa, Ahmet Anapalı. Karşı tarih olması lazım ama. Zaten orada yaptık. Belki diğerinde de yapmışızdır da o çıkmasın. Ha, yapmışsın yani zaten, aynen. O çıkmasın diye. Ama en üstte biz çıkıyoruz zaten, evet abi. Cezzar Ahmet Paşa karşı tarih ya da Ahmet Anapalı sayfası olsun. Başka bir sayfaya gitmeyin. Ahmet Anapalı sayfası olursa direkt net olarak karşınıza çıkabilir. Products King Süper Chat'te yazmış. Osmanlı Devleti hilafet devleti değil, şirk devleti demiş. Valla bunun için ispat isterim. Products King. Products bir ilaçtır. Antidepresan ilacıdır Products. Ben öyle biliyorum. Bakalım. Neymiş? Ama böyle mi? Product diye mi yazıyor? Products yazmış. Neyse. Eğer öyleyse. Ama böyle değil yani, evet, ben o zaman yanlış söyledim. Kardeş, ispat isterim. İddiadır. Olur. İspatla diyelim ki ya hakikaten şirke girmişler. Şirk işlemişler. Allah'ı reddetmişler. Muhammed sahtekardır demişler. Kur'an paçavradır demişler. Yaz. Şirk ancak böyle oluyor. Aksi halde yazacakların günahkar olduklarını gösterir. Şirke girdiklerini göstermez. Yaz bakalım, değerlendirelim. Kurbetçi Süper Chat'ten şöyle bir şey yazmış ama ben anlamadım. Hocam Abdülhamit ve Danone yoğurdunun alakası. Ha, Danone yoğurdunun alakası ne? İlk defa duydum. Bilmiyorum kardeş, yani Danone yoğurdu ile Abdülhamit Han arasında bir bağlantı varsa lütfen kusuruma bakma, ben bu soruya cevap veremeyeceğim, bilmiyorum kardeş. Devam ediyorum. Hocam Türkistan'ı neden yalnız bıraktık? Cevaplar mısınız demiş. Vallahi, ama bu Türkiye'nin kurulduğundan beri yalnız bırakılmadı. Rusya o toprakları sömürdü. Rusya o toprakları sömürürken biz de bir kurtuluş savaşı geçiriyorduk. Biz de bir var olma mücadelesi içindeydik. Şöyle düşünün. Bir apartmanda, aile apartman, bak örneğim iyi olacak ha, beğeneceğim örneğimi. Bir aile apartmanında oturuyorsun. Apartmanda 5 tane kat var ve 5 kardeşsin. 5'inizin de evli hanımları var. 5'inizin de çocukları var. Apartman aynı anda yanmaya başladı. Bütün daireler yanıyor. Senin evlatların yanıyor. Yukarıda da yeğenlerin yanıyor. Aşağıda da yeğenlerin yanıyor. Abilerin yanıyor aşağıda, yukarıda. Ama senin karın yanıyor. Çocukların yanıyor. Çocuklarını mı kurtarırsın? Yeğenini mi kurtarırsın? Aynı anda yangın var. Orta Asya'daki Türkistan topraklarındaki Türklerin yangını ile Türkiye'nin yangını aynı anda, biz göremedik bile dışarıyı, kendimizle uğraşırken gitti. Ancak bugün birlikteyiz. İsim neydi o soruyu soran? Vallahi kaçırdım. Güzel kardeşim, dua edelim. Ha, buldum. Türk. Türk kardeşim, dua edelim. Allahu Teala bize Turan Birliği nasip etsin. Hep birlikte bir Turan İslam Devleti kuralım. Turan İslam Devleti'nde bütün Türkler ve bütün ümmet bir arada, Osmanlı gibi bizim liderliğimizde inşallah var olsunlar. Bu arada Binan ve Yunus Erdal katıllı abone oldular. Teşekkür ederiz onlara da. Eyvallah. İlber Ortaylı hakkında ne düşünüyorsun diye soruyorum. İlber Hoca benim dersime girdi. 1,5 yıl ben ondan ders aldım. Ha, böyle ders anlatıyordu. Şöyle. Böyle yaparak ders anlatıyordu. Yayvan yayvan anlatıyordu. Sakin sakin anlatıyordu. Anlamadığın zaman kızıyordu. Nasıl beni dinlemiyorsun da anlamıyorsun, otur yerine diyordu. Bir soru soracağın zaman önce ayakkabından başlıyordu seni süzmeye. Saçına kadar. Düşünsene, seni biri süzüyor cevap vermeden önce. Durumun ne olur? Ayakkabından başlıyor seni süzmeye. Kötü bir şey değil mi? Tabii ki. Sen oluyorsun yumurcak o ara, o seni süzerken. Sonra azarlayıp oturtturuyordu ama konusuna, ama tarihe, ama bilgiye %100 hakim bir adam. Tarih konusunda hakkıyla otoriter bir adamdır. Ben severim hocama. Products King sormuş. Gene en büyük isabet senin gösterdiğin tılsımlı gömlek demiş. Tılsımlı gömlek sadece Allah'tan yardım istemektir. Yoksa ona tapınmıyorlar. Bak, şirk başka bir şey. Günah başka bir şey. Kardeşim, onu giydiklerinde en fazla günaha girerler. Ama şirke en nihayetinde Allah'tan, Allah'ın ayetlerinin yüzüstü hürmetine, Allah'ım bana Ali İmran suresinin yüzüstü hürmetine yardım et, şirk değildir. Şirk ne biliyor musun? Ne? Ey Ali İmran suresi, bana yardım ettir şirk. Ha. Ancak yardım Allah'tan istenir. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak Allah'tan yardım istiyoruz. Onlar da tılsımlı gömleklere yazmış oldukları ayetlerin yüzüstü hürmetine Allahu Teala'dan yardım istiyorlardı. O şirk değil. Çok zorlarsan günaha girmişlerdir. Çok zorlama. Zorlarsan diyorum. Ancak şirk değil. Başka bir şey varsa söyle, hemen konuşalım. Fatih Tezcan'la beraber yayın gelecek mi diye soru gelmiş. Geleceğini çok sanmıyorum. Fatih Tezcan benim dostumdur. Bana kırgın olan dostlarımdan biri. Bana kırgındır Fatih Tezcan. Fatih çok ateşli bir adam. Çok net, köşeli bir adam. Ben onun kadar köşeli değilim. Çünkü dünya köşeli değil. İslam o kadar, İslami imani şartlar haricinde çok köşeli değil. Düşünün ki örf ve adetleri İslam kabul ediyor. Hayır, benim dediğim olacak, Kur'an'dakiler olacak demiyor Allah. Kur'an ayetlerine ters düşmediği şartta bütün dünya adet ve geleneklerini kabul ediyor İslam. Çok şey değil yani, sert değil. Ben de sert olmadığım için Fatih Tezcan kardeşim, benden ufaktır. Kardeşim gibi net vurmadığım için bana kızdı Fatih Tezcan. Onun düşüncesidir. Ama çıktı bu arada hapisten. Görüşmek için bir hayırlı olsuna gitmek istiyorum. Muhtemelen beni kabul edecektir diye düşünüyorum. Evet. Vaska şu anda saldırı altına uğradık tekrardan. Evet. Evet. Gel bakalım. Gel. Bu çocuğu tutsun diye görev verdiklerimiz. Maalesef. Kapat kapıyı kızım. Diğer soru. Diğer soru. Hocam, 3. Dünya Savaşı başlangıcında mıyız? Vallahi Einstein diyor ki 3. Dünya Savaşı nasıl olur bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı taşla ve sopayla olur. Herkesin elinde nükleer bombalar varken, tabii, Rusya'nın elindeki bir bomba bütün dünyayı bitirebilecekken, Amerika'nın elindeki bir bomba bütün dünyayı bitirecekken, muhtemelen bu bombaları kullanmak cesaretinde bulunmayacakları için muhtemelen 3. Dünya Savaşı olmayacak. Ekonomik anlamda bir savaş olabilir. Onun dışında olmaz diye düşünüyorum. Bu da benim işgalci kızım Neslişah Sultan, en ufak çocuğumdur. 3. Dünya Savaşı bunun yüzünden çıkacak. Allah bağışlarsa bu Allah'ın bana verdiği 3. nimettir. Adı da Neslişah Sultan'dır. Bak bakayım kameraya kızım, şuraya bak. Merhaba. Salla bakayım. Merhaba. Evet. Hayır. Tamam kızım. Hadi sen dışarı artık. Diğer soru. Evden çalışmanın lezzetleri yazmış. Hadi bakalım. Hadi seni çağırıyor annen. Bir saniye ben bunu hemen veriyorum. Dur. Ben tek kaldım. Sesler geliyorsa dışarıdan. Maalesef geliyor. Evet. Devam ediyorum. Yalnız senin görüntü çok iyiydi ya. Baksana şuradan izleteyim sana. Bak. Eyvallah. Devam ediyorum. Maşallah kızınıza yazan çok oldu bu arada. Teşekkür ederim. Allah bağışlarsa hukuk ile uğraşmasını, hakim savcı olmasını istiyorum Allah izin verirse. Adalet dağıtan bir hakim savcı olursa ne mutlu bana diye düşünüyorum. Abi Hunlar Türk mü diye bir soru gelmiş. Hunlar ilk Türklerdir. İlk Türk devletidir Hun. Asya Hun Devleti, Büyük Hun Devleti. Mete Han önderliğinde konuştuk ya. Tabii. Mete Han önderliğindeki takıldı mı orada sen mi bakıyorsun? Yok ben bakıyorum. Mete Han önderliğindeki bir devlettir ve Hunlar gerçekten Türktür. Yani Moğtu, Toğuma, Huin gibi veya Mu-Mu-Tu-Kiu gibi kavramlar kullansalar da o bizim ilk öz Türkçemizdir. Hunlar Türktür. Zaten bugün birazcık girdik onlara da işte. Evet bugün... ileriki zamanda yayınlanacak inşallah. Tabii. Spoiler vermeyelim konuyu. Gurbetçi maşallah hocam Allah amin kardeşim. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Allah olmayanı da versin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi evlat konusunda? Herkes bunu iyi dinlesin dostlar. Ben 30 yaşında evlendim. 40 yaşında baba oldum. Tıbbi olarak hiçbir problem yoktu. Hem annesinde hem bende ancak Allah vermeyince vermiyor. Vermeyince vermiyor kardeş. 10 yıl boyunca Allah'tan çocuk istedim. Ama hep şöyle istedim. Ya Rabbi ben istiyorum ancak sen vermiyorsun. Sen benim dileklerimi ve isteklerimi kırmıyorsun. Farkındayım daha iyiye çeviriyorsun. Vermiyorsan bir bildiğin var demektir. Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun vermemeyi, sebebini. Hamdolsun ya Rabbi iyi ki vermiyorsun. Ne güzel vermiyorsun. Vermediğin için şükürler olsun. Ancak çocuk vermeni engelleyen o kötü şartlar ortadan kalktığında bana bir evlat ver. Bak bir oğul ver demedim ha. Evlat. Bir kız ver demedim. İslam, Müslüman adam Allah'tan evlat ister. Kız veya erkek istemez. Onu Allah bilir. Sağlıklı olsun da kız erkek fark etmez. O evlattır. 4 yılda da 3 tane çocuğum oldu. 10 yıl boyunca çocuk sahibi olamadım. 4 yılda 3 çocuğum oldu. Rabbe hamdolsun. Veren de Allah'tır, vermeyen de Allah'tır. Aramızda çocuk isteyen varsa Allah'tan ben öyle yaptım. Allah'tan istedim ama vermeyince de hamd ettim. Bu soruya sen cevap verme. Ben bunu direkt cevaplayıp geçeyim. Tamam. Atatürk'ü seviyor musunuz? Bir tane bile videosu yok kanalda. Bu Atatürk'le ilgili en az 7-8 hatta 10 tane video var kanalda. Ahmet Hanapalı Atatürk yazın zaten çıkar. Kanala girin zaten ilk yaptığımız ilk 10 videonun belki 5 tanesi Atatürk'le ilgilidir. Şu an niye Atatürk yapmıyoruz? Yeter artık sıkıldık. Gerçekten belki 40 bölüm Atatürk çektik. Evet. Kanalın tek programı Atatürk oluyor gibi olduğu için artık yapmaktan sıkıldığımız için artık yapmıyoruz. O kadar Atatürk yaptık yani. Devam ediyorum. Hocam Osmanlı Süper Chat'ten Muhammed Emin Kaya. Hocam Osmanlı tahtına çıkacak bir varis kalmışsa tahtta Kırım Hanı mı geçer? Böyle bir durum Osmanlı hiyerarşisinde böyle bir durum var mı? Var. 4. Mehmet devrinde 1640'lı yıllarda bir tek çocuk vardı 4. Mehmet. O da 9-10 yaşlarındaydı tahta çıktı. Başka da erkek çocuk yoktu. Kırım Hanlığı'na haber verildi. Hazırlık yapın Osmanlı size geçiyor diye. Çünkü Kırım Hanlığı Osmanlı'nın dayısı oluyor. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan Kırım Giray Han'ın kızıdır. Bir prensestir. Dolayısıyla bizim bir tarafımız da Kırımlılara dayandığı için bu arada ben Kırımlıyım. Biliyorum. Anapa. Kırım Anapa'dan geldik biz. Yani Kırım Anapa Türküyüm. O yüzden soy ismim Anapalı tıpkı Bursalı gibi Kırımlılara geçmek gibi bir durum bir kere yaşandı. Ucundan döndük, vermedik ama Kırımlara hazır olun dedik. Şimdi benim seninle çok önceden konuştuğum bir soru gelmiş. Hatta birazcık makarasını yapmıştık. Kayıt Dışı adlı programda Atatürk'ün Trablusgarp'ta öldüğünü, yerini Yossikoy'un geçtiğini söylemiştiniz. Hala böyle mi diyorsunuz diye bir soru gelmiş. Şimdi bana Emirhan Köse Kayıt Dışı programında Atatürk'ün Trablusgarp'ta öldüğünü, yerine Yossikoyen diye birinin geçtiğini söylediğim kısmı bana gönder kardeşim. Bak herkes şahit. Bütün mal varlığımı sana vermeye ve bundan sonra da yaptığım bütün işleri bırakmaya söz veriyorum. Ama bunu şey gibi yapma. Böyle cümleyi kurup sonunda dediler diyorsun ya sen bazen. Mesela şöyle yapma. Çünkü ben bulurum onun aslını. Ya ben vereyim mi hemen hızlıca öyle? Evet. Bu Vedat muhabbetinde işte bizim işte Atatürk'le Vedat ilişkideydi. Dediler demişti Ahmet abi. Diyor bazı gerizekalılar diyorum. Oradan diyorlar bazı gerizekalıları çıkarttılar. Diyorlar deyip TikTok'a atmış adamın biri. Biz de şimdi dava sürecindeyiz hatta evet, onunla. Yani böyle bir video olabilir. Ya Ekşi Sözlük'te de vardı böyle bir yerde. Hatta Ahmet abiye gösterdim. Ahmet abi bayağı kahkaha atmıştı bu muhabbete. Evet. Biraz da sinirlenmişti. Tam tersini iddia ediyor. Ben ayrıca tam tersi iddia ediyorum. Atatürk'ün Trablusgarp'ta öldüğünü, yerine Yossikoyen diye birinin geçtiğini iddia etmek ciddi anlamda geri zekalılığın katmanlarını yaşamak demektir. Çünkü ya ben seni değiştirdim, tamam mı? Ses nasıl değişecek? Ses parmak izi gibidir. Anan seni tanımayacak mı? Tabii ki. Yossikoyen iddiasını ortaya atan bir gerizekalıya bir yığın gerizekalı inandı. Ben onlara gerizekalı derken ben bunu söyleyebilir miyim kardeşim? Elbette ki kayıt dışında bunu söylemedim. Devam ediyorum. Lahmacun 22 lira yollayıp şöyle demiş. Hocamın pijaması için gönderirim. Helal olsun. Ayağa kalkınca pijaman gözüküyor. Tam Rasim Ozan Kütahyalı gibi oldun sen de. Üstte gömlek, altta pijama. Lahmacun niye gördün kardeşim? Ya bu çocuk var ya, bizim her şeyimizi bitiriyor ya. Eyvallah, sağ olasın. Fatih Kayseri Rum Süper Chat'ten sormuş. Selamünaleyküm hocam. 1. Hazarfen gerçekten uçtu mu Galata Kulesi'nden? Uçmadı. Bundan 2 gün önce yaptık. Yaptık. Uçmadı. Uçma çalışmalarında bulundu. Uçamadı. Yok, geçen hafta. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçmak teknik olarak imkansızdır. Galata Kulesi'nin yerden yüksekliği 65 metredir. Fakat Üsküdar'a mesafesi 3800 metredir. 65 metreden birinin atlayıp 3800 metre ileriye hareketsiz kanatlarla gitmesi imkansızdır. Uçmadı ama uçma çalışmaları vardır. İkinci sorusu. Yaz tatilinde Çanakkale ve Bursa turu veriyor musunuz? Nereden bu? Yaz tatili bitti kardeş. Çanakkale ve Bursa turu, mesela Bursa turumuz var. Benim Instagram sayfama şimdi bakmayayım, bakıp söylemeyeyim, zaman geçer. Instagram sayfama girersen mavi tikli Ahmet Anapalı sayfası. Bütün gezilerin oradan paylaşıyorsun. Bütün geziler var. Orada Bursa gezisi de var. Bakarsan ne gün yapacağımızı oradan görürsün kardeş. Suat Gün çıktı 5 lira yollamış. Süperçet'ten çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. King yarın hilafet gelecek ve tüm insanlar öğrenecek demiş. Yarın hilafet gelecek, tüm insanlar. Yarından kastı gele yani yarın öbür gün gibi. Valla bak, Products King bu tür hilafetle alakalı İslami söylemler söyleyen bir adama biz kardeş miyiz seninle? Evet dediğini hissediyorum. Bu tür saçma sapan isimler uymuyor. Adım muhtemelen Ahmet'tir, Mehmet'tir, Ömer'dir, Yusuf'tur. Adını yaz da adını söyle. Değiştir o ismi. İsmini yaz. Hilafet gelecek de ben de sana hilafet gelecek sözünden dolayı böyle yapayım. Amin güzel kardeşim. Ağzından bal damlıyor. Allah senden razı olsun deyip yüzümü sileyim ama bu isimle o dua olmuyor. Çünkü hilafet king kavramının karşısında olan bir kavramdır. Son Bizans bükücü gelmiş yine. Enes bugün vantilatör yok yazmış. Yanılıyor. Yanılıyorsun kardeşim. Şurada. Vantilatör şurada. Bu sefer trolledik sizi. Çünkü saç dalgalanmıyor değil mi? Bu sefer dalgalanmıyor. Evet. Davut Çaka 55 lira yollamış. Süper sticker'dan çok teşekkür ederiz. Murat Okumuş yeni üye olmuş. Çok teşekkür ederiz. Erdal Congar Süper Chat'ten sormuş. Mustafa Kemal Paşa Çakıroğullarından mı? Mustafa Kemal Paşa'nın Çakıroğullarından olduğuna dair hiçbir şey okumadım. Bu arada Çakıroğulları Karadeniz'dedir. Hı hı. Benim de anne tarafım Rize İyidereli. Onlar Çakır soy isimleri. Mustafa Kemal'in Karaman Konya bölgesinden Fatih devrinde Selanik bölgesine göç ettirilen, o var ya zorunlu göç. Zorunlu göçle göç ettirilen bir ailenin çocuğu olduğu. Konya Karaman Anadolu topraklarından giden bir Müslüman Türk ailesinin çocuğu olduğu bilinmektedir. Çakuroğlu biraz daha yukarıda kalıyor. Sanmam öyle olduğunu. Sezai Yerlikaya yeni üye Acemi Hoca'ndan teşekkür ederiz. Selim yeni üye teşekkür ederiz. Kaan Timur 5 lira yollamış. Çok teşekkür ederiz. Devam ediyorum soru okumaya. Yaşar Çobanoğlu şey demiş. Arkadaşlar 750 kişi canlı yayında 250 beğeni var. Lütfen beğenilere yüklenelim demiş. Yaşar Çobanoğlu cansın kardeşim. Seviyorum seni. Neydi o giriş böyle yapıyordu ya. Yok. Şöyle. Böyle. Tamam işte. Yaşar kardeşime öyle yaptım. Ülkemizin eğitim sistemi hakkında fikirleriniz ne hocam? Vallahi ülkemizin eğitim sistemi ezberci, her konu hakkında bilgi sahibi olmasını isteyen, her şeyi bilen, matematiğinden tarihine, coğrafyasından fiziğine, kimyasından müziğine, resminden biyolojisine her şeyi öğretmeye çalışan ama günün sonunda hiçbir şeyi öğretemeyen bir eğitim sistemine sahibiz. Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da matematik herkese öğretilmiyor. Avrupa'da fizik herkese öğretilmiyor. Avrupa'da tarih, coğrafya, Avrupa'da kimya, biyoloji herkese öğretilmiyor. Uzmanlaşma ortaokul sonunda başlıyor. Bizim gibi değil. Onlar çok daha az şey biliyor. Ama bildiklerini de çok iyi biliyorlar. Biz her şeyi öğretmeye çalışırken hiçbir şey öğretemiyoruz maalesef. İyi değil yani. Ahmet Can Osmanoğlu süper sticker yollamış. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sürekli Topal Osman sorusu gelmeye devam ediyor. Topal Osman'la cevaplandırdık. Daha da girmiyoruz Topal Osman'a. Abi tişört markası çıkaracak mısın diye bir soru gelmiş. Vallahi ben o işleri bilmem ya. Enes bir gün çıkartırsa vallahi seneye düşünüyorum Enes'e. Bakalım inşallah. Ben anlamam o işlerden. Seneye inşallah ben çıkartacağım. Ben 49 yaşında tarihten başka bir şey bilmeyen, tarih anlatan, tarih okuyan, tarih dinleyen bir adamım. Onun dışında hakikaten telefonda da bir tek alo diyorum. Başka da bir şey bildiğim yok. Bu kadar basit. Yani benim dünyam bundan ibarettir. Devam ediyorum. Ekber ve Erşet sistemi ilk yüzyıllarda düzgün ilerledi mi sizce? Ya Ekber ve Erşet sistemini 1. Ahmet döneminde çıkarttılar. 3. Mehmet Kafes 1. Ahmet Ekber ve Erşet'i çıkarttı. Çok doğru bir şey değil Ekber ve Erşet. Bence de. İlk zamandan itibaren doğru uygulandı. Yani sistemin içinde özünde doğruydu. Yanlıştı. Sistem doğruydu. Yani yanlış olan sistem. Uygulanma şekli doğruydu. Uygulanma şekli doğruydu. Ama kardeş katli bütün monarşizmlerde olduğu gibi Osmanlı'da da doğru adamı bulmak noktasında isabetliydi. Ekber ve Erşet dirayetsiz, bilgisiz, yetişmemiş padişahların tahta çıkmasıyla maalesef sonuçlandı. Tuğba Sağlam süper chat'ten sormuş. Hocam Atatürk neden Lozan'a İnönü'yü yolladı? Çünkü Lozan 3 programı yaptık. Evet, Lozan'la alakalı 3 bölüm yaptık. Tuğba Hanım değil mi? Tuğba Hanım neden yolladı? Lozan konferansı Dışişleri Bakanlarının yaptığı, Dışişleri Bakanlar nezdinde yapılan, o seviyede yapılan bir anlaşmaydı. İsmet İnönü Dışişleri Bakanıydı. Atatürk devlet başkanıydı. Yani meclis başkanıydı. Atatürk'ün devlet başkanı olarak meclis başkanı sıfatıyla Dışişleri Bakanlığı toplantısına katılması Türkiye'nin değerini düşürür. Katılamazdı öyle bir anlaşmaya. Şöyle düşün. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı toplantıya Türkiye'den kim katılacak? Dışişleri Bakanı. Hakan Fidan. İsim olarak. Dışişleri Bakanlarının toplantısına ben daha iyi bu ülkeyi temsil ederim diyerek Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması ne olur? Ya bizi rezil eder. Bizi rezil eder. Şu demektir. Amerika'nın Dışişleri Bakanı'nın ayarı Türkiye'de bizim Cumhurbaşkanımız demektir. Ki o da Türkiye'nin değeri düşürür. Bu yüzden Atatürk katılmadı, İnönü katıldı. Devam ediyorum. Ya şu yorumu lütfen yazmayın. Bunu çok yazan oluyor. Para yok okur musun? Genelde aynı kişiler yazıyor. Sonra sorusunu soruyor. Dikkat çekmek için. Para yok okur musun diyorsun ya Ahmet kardeşim. 5 lira gönderen 5 lira gönderiyor. 5 lira. Çok teşekkür ederek okuyoruz. Bu arada lahmacun göndermiyor bir şey. Okuyoruz. Ya bak Kürtçe ve Farsça başka diller mi? Abi genelde hepsini okumaya çalışıyoruz. Evet yani bunu biraz... Parayı katmayın mevzuya rica ediyorum. Soruyu sor biz okuyalım. Ayıp ediyorsunuz yani. Olur mu öyle şey? Ankara Savaşı'na karşı tarafa geçilmeseydi Beyazıt kazanır mıydı? muhtemelen kazanırdı. Sultan Beyazıt'ın, Yıldırım Beyazıt'ın çok ciddi hataları vardır Ankara Savaşı'nda. Türkmen beylerine, yani Anadolu'da bulunan beyliklere, Osmanlı'ya bağlı bulunan beyliklerin başındaki beylere küfür ettiği, onları aşağıladığı, onları hakaretlere boğduğu Aşık Paşazade tarafından Tevari-i Ali Osman'da yazılmış. Tevari-i Ali Osman okursak ya da Hoca Saadettin'in Taacüd Tevari kitabını okursak Ankara Savaşı'ndaki hataları görürüz. Cevap: beyliklerin orduları Osmanlı'dan ayrılmasaydı, saf değiştirmeseydi muhtemelen biz o savaşı kazanırdık. Evet. Devam ediyorum. Murat Okumuş süper sticker yollamış. Teşekkür ederiz. Selim süper sticker yollamış. Teşekkür ederiz. Kadir K süper chat'ten selamünaleyküm kardeşlerim. Hayırlı yayınlar. Sizleri dinlemek çok hoş çünkü hep doğruları konuşuyorsunuz demiş. Biz Allah razı olsun. Ederiz. Çok teşekkür ederim. Daim olsun inşallah. Mustafa Köseoğlu helal olsun hocam bizleri bilgilendirdiğin için. Var ol kardeşim. Mustafa kardeşim var olasın. Faruk Çetinkaya da selamünaleyküm. İlk kez destek oluyorum. Süper chat'ten 10 euro yollamış. Objektif kaldığınız sürece devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Hollanda'dan selamlar. Aleyküm selam. Emin Başol 55 lira yollamış. Kenan Deniz 2,5 lira yollamış. Hepsine çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Schiedam, Rotterdam, Amsterdam ve Lahey kentlerini çok iyi biliyorum Hollanda'da. Bu arada ben çok seviyorum Hollanda'yı. Çok güzel, çok nezih, steril bir bölge Hollanda. Sterillikten bakma öyle. Uyuşturucusu en fazla olan, kenarlarda insanları çekerek sızdıkları, tecavüzün ve tacizin çok fazla yaygın olduğu yerdir Hollanda. Bazı bölgelerde uyuşturucu serbest mi? Yani tamam işte, yani. Peki nesi steril? Çok temiz sokaklar. Yani o anlamda. Ben seviyorum Hollanda'yı. Lahmacun şey demiş bak, Enes ben gönderiyorum nasıl göndermiyorum ya, söylesene cebe mi atıyor, söyle hocaya babam Gürcülere yediriyorum sana çok iyi indir atıyorum. Ya yani. Lahmacun kardeşim bana özelden yazdı adını, tamam paylaşmayacağım kimseyle. Adını yazdı, adını bileyim ya. Var olasın, Allah razı olsun, sağ olasın. Onur Çelen 45 lira yolladı. Erhan Emir 5 lira yolladı. Çok teşekkür ederiz size. Şimdi devam ediyorum soruları almaya. Önce bir çay alacağım ama sen o sıra soruyu şey yap. Buradan bir soru bulayım ben, sen onu şey yap. Eyvallah. Heh, şurada Enes kardeşim yaza yoruldum bir okumadın. Taliban hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Taliban. Valla İslam'ın yanlış yorumlanmış ve hilafet iddiasında bulunan terörist bir yapılanmadır. Taliban ya da bizim DAEŞ dediğimiz IŞİD, Avrupa'nın ISIS dediği IŞİD, Boko Haram ya da Sudan'daki Boko Haram. Vallahi ben bir şey söyleyeyim. Bütün bunlar hilafetsizlikten kaynaklanıyor. O demin vardı ya Products King. O yüzden ona amin dedim. Hilafet olsaydı böyle saçma sapan terörist yapılanmalar oluşmazdı. Bizim başımızda da bela olmazlardı. Bütün bunlar hilafetsizlikten kaynaklanıyor. Bir halife olsaydı İslam'ın başında, resmi meşru bir halife, papa gibi bir halife yani. Bu yapılan saçma örgütlere siz kimsiniz lan diyebilirdi ama hilafet olmadığı için, İslam bin parçaya bölündüğü için herkes halifelik iddiasında bulunuyor. Sorunun cevabı Taliban, IŞİD gibi yani DAEŞ gibi ya da Boko Haram gibi saçma sapan aptal bir terörist örgüttür. Başka bir şey değildir. Boraltan Köprüsü hadisesinde İsmet Paşa'nın kabahati var mı? Boraltan'ın videosunu yaptık, onu izleyebilirsiniz. Rana Duran. İsmi ne? Rana Duran. Rana Hanım. Boraltan Köprüsü, tabii ki İsmet Paşa'nın bir kabahati var. Rusya'ya karşı gelemezdi. Bunun farkındayız. Rusya büyük bir devletti ama daha farklı yollara başvurabilirlerdi. Rana Hanım, size tavsiyem Ahmet Anapalı Boraltan Köprüsü yazarsanız Google'a, başka bir yerde paylaştım mı? YouTube'a. Ben ne dedim? Google. Ahmet Anapalı Boraltan Köprüsü yazarsanız YouTube'a, başka bir yerde paylaştığımı hatırlamıyorum ama olabilir. O taraflara gitmeyin diye Ahmet Anapalı sayfasından Boraltan Köprüsü hikayesini benden dinleyin. Boraltan çok acı bir köprüdür. Neydi? Ya çok acı bir hikaye ya. Ben ilk kez senden öğrendim işte. Beni kardeşim vurdu diyor ya en sonunda. Bana programı yapmadan önce Ahmet abi şey dedi. Boraltan'ı biliyor mu dedi. Bilmiyorum dedi. Tamam dedi. İzle dedi. Evet. Sana çok değişik bir hikaye anlatacağım dedi. Devam ediyorum. Abi ben solcuyum ama sizin gibi sağcı hocalardan da yararlanıyorum. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiş Hazreti Ali. Sinan Can yazmış bunu. Sinan Can kardeşim, gerçekten canı gönülden seviyorum sizi. Ama öyle bir izlenim bıraktıysam çok özür dilerim. Ben sağcı değilim. Allah'ım şahit olsun, hayatımın bir gününde bile sağcı olmadım. Sağdan nefret ediyorum. soldan nefret ettiğim gibi ben sadece Müslümanım. Müslüman olduktan sonra sağ ya da sol kavramlar bana çok uydurma geliyor. Sağcı kelimesi bana şey getiriyor. Böyle parayla ilgili. Malzemeden çalan inşaatçılar, tartıda hile yapan tezgahtarlar, kumaşıyla oynayan, ayarıyla oynayan, makine ayarıyla oynayan o sahtekar para kazananlar var ya, sağcı denilen zübük ya işte tamam oldu. Kemal Sunal'ın Zübük filmi bana tam sağcıları hatırlatıyor. Solcular bana daha dürüst geliyor açıkçası. Daha idealist geliyor. Davalara daha muhkim geliyor. Daha eğitimli geliyorlar bana solcular. Ben hayatım boyunca hiç sağcı olmadım. Allah şahit. Ama hiç solcu da olmadım. Tek kelimeyle ben Müslümanım. Başka bir şeyi kabul etmiyorum. Devam ediyorum abi. Erhan Emir 5 lira, Onur Çelen 45 lira yollamış. Teşekkür ederiz. Emin Başol 55 lira yollamış. Ona da teşekkür ederiz. Faruk Çetinkaya, Hollanda'ya yolunuz düşerse misafir etmek isteriz inşallah demiş. Nerede yaşıyorsunuz kardeş? Onu yazarsan çok sevinirim. Ben gidip geliyorum Hollanda'ya. İnşallah konuşuruz, sohbet ederiz. Bu arada 840 kişi olduk. Dünkü yayının 200 kişi geçtik. Ama evet, beğeni sayısı 500. Bunu böyle bir 600 yapsak hemen çok güzel olur. Hadi be, basın bir tane like. Bunu da yeni öğrendim bu adamdan. Bir kalple basın. Dur, Kılıçdaroğlu... Yapamıyorum bak. Mansur'la o kadar dalga geçtin, yapamıyorsun, görüyor musun? Bu ya bu. Cübbeli Hoca şöyle yapıyor ya. Yani böyle bir kalp yani, evet. Mustafa Yiğitbaşı Acemi Ocağı seviyesine hoş gelmiş. Eyvallah. Emin Başol, hocam Çanakkale'den selamlar. Aleyküm yetimler selam. İçin siz... Bu arada Emin abi emekli askerdir. Ben çok seviyorum. Sen tanıyorsun. Tabii tanırım. Emin abi adam gibi adamdır. Delikanlı, yiğit bir adamdır. Yani ben çok severim Emin abiyi. Sağ olasın. Var ol Emin abi. Çanakkale'den selamlar. Yetimler için sizin adınıza sipariş verdiğimiz 2 adet Osmanlı temalı sırt çantaları geldi. Yarın adınıza hediye edeceğim. Çanakkale'ye beklerim. Emin abi bana özelden sana borcum ne kadar yaz, bir de IBAN at bana. Hemen onları. Bir de çok teşekkür ederim. Böyle bir hayra, fakir fukaranın, tanımadığım fakir fukaranın çocuklarına sırt çantaları, içi dolu sırt çantaları hediye etti benim adıma. Bu güzel değil mi? Çok güzel abi. Çocuğu tanımam etmem ama benim defterimle, kalemimle yazı yazacak. Güzel değil mi bu? Çok güzel bir şey. Bu bir hayır değil mi? Evet. Bu hayra Emin abi sebebiyet verdi benim adıma. Var olasın. Yaz abi, hemen göndereyim yarın. Allah razı olsun. Bu arada bir dakika önce bak dedim ki 495 beğeni var. 600 yapalım dedim. 600 yaptılar. Bak hemen. Şunun hikmeti işte. Bir yani daha yapayım o zaman. Kılıçdaroğlu gibi ekmeğini ye sen de. Bir de şey, Cübbeli Hoca da böyle yapıyor ya. Mansur Yavaş da böyle yapıyor ya. Böyle elleri bir şey oluyor onunla. Evet. Devam ediyorum. Miraç Acemi Ocağı'nın seviyesine hoş gelmiş. Var Fatih olasın. Kaiser. Hocam Venedik'te Osmanlı hakkında yayımlanmadığı belgeler var mı sizce? Venedik'te Osmanlı hakkında yayımlanmadığı belgeler var mı sizce? Doğru okumuşum. Venedik'te Osmanlı hakkında. Yani Venedik'te bulunan evraklar muhtemelen vardır. İşlerine gelmeyen olunca tabii ki yaparlar değil mi? Niye olmasın? Vardır muhtemelen. Bu arada 888 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Yeni gelenlere, burası bizim yurdumuz, bizim ocağımız. Bir yere gitmek yok. Kızsak da bir yere gitmek yok. Eleştirin ama bir yere gitmek yok. Buradayız. Gurbetçi Süper Chat'ten sormuş. Demiş hocam Emanuel Karassa Danone'nin kurucusuymuş. Şimdi baktım Abdülhamit Han'a oyun oynayanlardan biriymiş. Emanuel Karassa benim dostumdur bu arada. Haftaya bana geliyor hanımıyla oturmaya. Misafirliğe. Ali Nuri'den bahsediyorum. Emanuel Karasso'yu oynayan çocuk var ya, ha. Ali Nuri. Ha. Benim arkadaşım. Ben de bekliyorum ne diyor bu diyorum ya. Ali Nuri, buradan çok selamlar. İzleyenler olursa Ali Nuri'ye selamımı söyleyin. Ben çok severim Ali Nuri'yi. Bak bu işte Ali Nuri'yi. Ona bakıyorum ben de kim diye. Ben izlemedim. Emanuel Karasu bir gün ne oldu biliyor musun? Bir iftar programı yaptık. Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu'nun evinde iftar yapıyoruz. Sensin arkadaşsın onunla. Tabii tepsiyle. Bütün Osmanoğlu ailesi benim dostumdur. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunları benim arkadaşım oluyor. Evlerine iftara gittik. Ama iftar enteresan. İftardan sonra Emanuel Karasso orada. Oynayan adam. Dedesini yani tahttan indiren adam orada. Abdülhamit Han hakkında her türlü pisliği yapan İngiliz Büyükelçi orada. Ercüment. Çok severim. Bu arada Gölcüklü Ercüment orada yaşıyor. O da İzmitli. Ercüment orada. Akşam namazı okundu. Ezanı okundu. Namaz kılacağız. İmam Emanuel Karasu, müezzin İngiliz Büyükelçi, Cemal Benli Abdülhamid Han'ın torunu Orhan abi birlikte namaz kılıyor. Aklıma gelmedi ki bir kare fotoğraf. Normal bir şey ya bu. Sen geldiğimi ben fotoğraf çekmiyorum ya. Yok yani. Normal bir olay diye çekmedim. Sen 2-3 tane fotoğrafı falan evet. Onlar da şey başkaları çekmiş. Çekseydim keşke. Ali Nuri bize, Emanuel Karasu bize imamlık yaptı. Danone'nin açıkça söylüyorum. Danone firmasının Emanuel Karasu tarafından kurulduğunu şimdi sizden öğrendim. Bu benim hatam olsun, eksikliğim olsun. Programdan sonra hemen araştıracağım. Bir sonraki canlı yayında unuturum. Hatırlatın lütfen, onu konuşalım. Ben bir şey diyecek. Ha ileride benle de çekilmediğini üzüleceksin abi. ben ünlü olduğum zaman diyeceksin keşke çekilseydim diye. Al sana delil işte. Kaldırtacağım hepsini. Eyvallah. Dorian Black yazmış. Osmanlı dönemi elit kesiminin ağırlıklı olarak subaylar olmasının faydaları ve zararları neler olmuştur? Ya Kürtler subay oluyordu. Abdülhamid Han yalvardı onlara. Ticaret mektebi kuruldu. Ha, ticaret yapın halka. Birazcık diye. Allah aşkına ticaret yapın. Ekonomiyi alın elinize. Para kazanın. Esnaf olun. Bütün Müslümanların derdi ne biliyor musun? Çocuğum memur olsun. Hala öyle bu arada. Asker olsun. Devlete kapağı atsın. Devlet işte, sigortası olsun. Ayın 15'inden maaşını alsın. Bu da devleti Türkleştirdi ama ticareti yabancılaştırdı. Yahudileştirdi ve Ermenileştirdi. Bu arada şeyin bir konuşması var biliyor musun? Rahmi Koç muydu? Ali Koç'un dedesi. Onun ya dedesi. Babası Ali Koç'un babası. Ya onun babası. Vehbi Koç. Vehbi Koç'un bir konuşması var ya şeyle ilgili işte Osmanlı zamanı işte ticaret hep Yahudilerin elindeydi. Evet. Türkler hep şey yapıyordu falan. Ondan dolayı Koç'ta biz böyle şey yapmak istedik, Türkleştirmek istedik ticareti falan diye bir konuşması var bununla ilgili. Eyvallah. Devam ediyorum. İlk geleni okuyorum. Hocam Osmanlı'da Türkler neden Yahudilerden, Ermenilerden ve Araplardan daha değersiz bir azınlıktır? Öyle bir şey yok ama ya. Öyle bir şey yok ya. Müslüman yani, ve gayrimüslim var yani. Müslim ve gayrimüslim diye bir ayrım var ve Türkler de mesela Abdülhamid Han'ın Bahçıvan pis Türk diyerek birini azarladığında Arnavutmuş Bahçıvan. Yanına çağırıp unutma ki ben de bir Türk'üm. Bu devleti kuran Osman Gazi de bir Türktür. İstanbul'u alan Fatih de bir Türktür. Haddini bil. Türkler böyle bir millettir dediği kayıtlarda bulunmaktadır. Türkler bir idrak-ı etrak ya da etrak-ı bir idrak diye idraksiz Türkler diye yazılar bulunmakta. Hı. Bazı geri zekalı devşirme paşalar kendi aralarında edrak-ı bir idrak, idraksiz Türkler ya da bir idrak-ı etrak diye yazdıkları bulunmaktadır. Olur yani faşizm her tarafta vardır. Türk faşist de vardır, Kürt faşist de vardır, yok mudur? Boşnak faşist de vardır, Arnavut da vardır ama bu geneli kapsamıyor yani. Diğer soru. Devam ediyorum. Ahmet Hocam, Kepçe Kazan Savaşı'nı anlatır mısınız? Ya bu enteresan bir savaş. Mesela Mohaç'ta da böyle bir şey oldu. Savaş bitiyor. Hı. Düşman çok fena kaçıyor. Kaçarken bu olayı gören aşçılar var ya, yemek yapanlar. Ha. Onlar da kepçeyi, kaşığı alan, kazanı alan düşmanın üzerine saldırıyorlar. Kazanlarla, kepçelerle vuruyorlar. Bu Osmanlı'nın kazandığı savaşların güzelliğini bize hatırlatıyor ve vay be deyip güldürüyor. Güzel savaşlar onlar. Şey gelmişti program başında, şimdi aklıma geldi soruyu görünce. Aynı kişi sormuştu. Bu Robot Sofya hakkında ne düşünüyorsun? Ne? Robot Sofya. Az evvel konuştuk. Recep Tayyip Erdoğan'dan ilham alıyormuş. Onunla birlikte çalışmaktan mutluluk duyacakmış. Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli demiş. Sofya'ya burada katılmıyorum. Niye istifa ediyormuş gül gibi adam? Dağ gibi Kılıçdaroğlu etmesin tabii ki. Sofya bu ülke, bu dünyada insanlığın vehametini, Terminator diye bir film var ya Arnold Schwarzenegger'in. Terminator filmindeki robot hakimiyetinin bugün çok sevimli geliyor değil mi Sofya? Tabii. Sevimli geliyor. 100 yıl sonra insan bu robot mu anlamayacaksın? Tabii. Bak ilkel Sofya. Ya belli Sofya, olmaz o da yani. İlkel, bak bu ilkel Sofya. İlkel. İlkeli böyle. 100 yıl sonra bir de bunlara şey kat. Duyguyu kat, adrenalin kat, hormonları kat. 100 yıl sonra sen insan mısın, robot musun? Anlamayacağım yani. İyi bir gidişat değil. Çok komplo teorisi izlemişsin abi. Öyle ama ben bu oraya doğru götürüyor mevzuyu. Şurada bir soru vardı. Eyüp Sultan'dan selamlar. Aa, komşum varmış. Aleyküm selam. Ben de Eyüp'te oturuyorum bu arada. Şurada yukarı. Kaçırdın şunu mı? Sakın okuma, şunu sakın okuma. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Şöyle seni... Ferdi Kadıoğlu o köyde hangi hanım akraban oturuyor? Önce onu bana söyle. Sonra sana o köy hakkında bilgi vereyim. Devam ediyorum. Tarihten çıkartılacak en büyük ders nedir? Tarih geleceği gösteren bir projeksiyondur. Oh. Geleceği gösteren bir projeksiyon olmazsa ve bana bugün yaşamış olduğum hadiseleri anlatmıyorsa tarih kuru bir bilgi yıldır. Dur sana bir dakika bir şey söyleyeyim. Söyle. Sana şimdi bir bilgi vereyim. Ver. Hitit kralı Hattuşili'nin oğlu, Labarna'nın oğlu, Şubbilili Yuma'nın oğlu, Labarna'nın oğlu, Mubattaliş Muçili'nin oğlu, Şubbilili Yuma'nın oğlu, 3. Hattuşili ile Mısır kralı 2. Ramses arasında Kadeş diye bir antlaşma imzalanmıştır. Tamam. Ne anladın bundan? Hiçbir şey. Mubattaliş Muçili, Şubbilili Yuma, Labarna. Kuru kuruya bilgi canı cehenneme. Bana yaşamış olduğum bugünü ve yarını anlatmıyorsa ben neyleyim tarihi? Tarih bu anlamda benim önümü gösteren bir lamba olmalı. Mustafa Köseoğlu sormuş Süper Chat'ten. Aynı zamanda katıl destekçisi aylardır. Süleyman neden doğuya yürüyüp Safevi'yi bitirmedi demiş. Safevi diye bir tehlike yoktu. Kanuni zamanında Safevi tehlikesini uydu bir devletçik haline getiren, Şah İsmail'i bitiren Yavuz'dur. Kanuni döneminde Şah İsmail'in oğlu Tahmasp herhangi bir tehlike arz etmeyen pasif bir devletti. Doğu'yu Yavuz bitirdikten sonra batıya doğru Süleyman vurdu. Yani bu bir nevi iş taksimidir. Doğu'yu babası bitirdi, batıya oğlu gitti. Hakan Teker lahmacunun bütün yorumlarını okuyor, bizimkini okumuyor. Kaç defa daha sormamız lazım. Vallahi doğru söylüyor. Doğru. Valla okudum işte abi, yani denk geliyor. O sıra sen cevabı verdiğin neyden zaman... Neyden bahsedecek misin diyor o? Hiçbir şeyden. O bak şu, dur bir dakika geri gel. Şu. Ha, bu mu? Manguberdi'den bahseder. Harzemşah Celaleddin. 1230 Yassı Çemen Savaşı'nı Alaaddin Keykubat döneminde Ertuğrul Gazi'nin de ünlü bir komutan olarak, bir Türkmen beyi olarak o savaşta var olmasını sağlayan insandır. Celaleddin Harzemşah, Manguberdi. Moğolların gazına geldi. Selçuklu Devleti'ne saldırdı. Kendisine yer ve yurt veren Selçuklu Devleti'ni bir çırpıda harcadı Harzemşah ve Anadolu'daki Türkmen-Müslüman birliğini bozdu. 1230 tarihindeki Yassı Çemen Savaşı'ndan sonra tabi Selçuklu yendi. Ardından Baba İshak, Baba İlyas önderliğinde bir Türkmen Baba İyiler isyanı başladı. Bu da 10 yıl sürdü. 1243'te Baba İyiler isyanını bastırdıktan sonra da Kösedağ Savaşı'yla Baycı Noyan önderliğindeki Moğol ordusu Selçuklu'ya vurdu. Gıyasettin Keküsrev vardı o aralar başta ve Selçuklu'yu bitirdi. Yani Harzemşah Selçuklu'yu bitiren, Moğollara uydu devlet yapan o süreci başlatan insandır maalesef. Bu arada 863 kişiyiz, 711 beğeni var. Beğenirseniz bu yayındaki hedefimiz 1000 kişiye ulaşmak. Evet. Beğenirseniz zaten 135 kişi kalmış. Hep vallahi çok güzel destek olmuş olursunuz bize. Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Selam. Enes ve Ahmet hocam demiş. Ünal Bülbül teşekkür ederiz. Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Devam ediyorum. Hocam Almanya'da program yapmayı düşünüyor musun? Sen yeni gitmedin mi Almanya'ya? Ben Almanya'da zaten programlar yapıyorum. Çok sık programlar yapıyorum. En son Sait Tunç sormuş bu. İtalya'ya gittim. Almanya Stuttgart'ta bir program yaptım. Malum Almanya büyük bir yer. Frankfurt'ta bir programım var ama tarihi belli değil. Ben bu arada Almanya'nın tüm bölgelerine gitmiş bir adamım. Yakınlarda inşallah olacak öyle bir programım. Sümerlerin Türk olabileceği söyleniyor. Doğru mudur? Tuğba Sağlam Süperchat'ten sormuş. Tuğba Hanım, Sümerlerin Türk olabilme ihtimali mümkün değil. Çünkü Sümerlerin Mezopotamya'da devlet, dünyanın ilk devleti bu arada Sümerler. İlk devlettir. Sümerler devlet kurarken Mezopotamya topraklarında Türkler Orta Asya'da at üstünde koşuyorlar. Atın eğerinin arasına baharatla pişirilmiş eti koyup Yolda giderken kopartıp yiyorlardı. Ete ne yapıyor? Üstüne oturarak. İnceltiyor işte, kıstırıyor mu? Tost üstüne, yapıyor. Ne yapıyor üstüne? Pres. Basıyor üstüne değil mi? Oturuyor. Tamam, evet. Ne et bu? Bastırma et. Yani pastırma. Bizler pastırma yerken Orta Asya'da Sümerler devlet kurmuşlar. Çok ciddi bir yapılanmadır. Hiçbir fark, hiçbir alaka yoktur Sümerlerle Türkler hakkında. Coğrafyaları çünkü farklı. Ömer Faruk Perdek bana demiş bak, Enes kardeş gerçekten iyi işler yapıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun demiş. Biz yapmıyoruz zaten. Bir tek Enes yapıyor. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Nasıl bir kıskançlıktır ya. Eyvallah. Devam ediyorum. Canberk Öztürker. Hocam İzmir'e ne zaman gelirsiniz? Bekliyorum demiş. Valla İzmirli dostlar çağırıyor. Mahkemelerimin 7000 civarı mahkemem var benim. Mahkemelerimin yarısı İzmir'de biliyor musun? Yalnız Erdoğan kadar senin de şeyin var ya, mahkemen var. 7000 civarı mahkemem var. 5 avukatım var benim. Baş avukatım bu arada Samet Çelik. Buradan selam. Yarısı İzmir'den. İnşallah geleceğiz. Bu arada Menemen olaylarını ben İzmir Menemen'de anlattım. Orada anlattım. Direkt orada anlattım. Menemen'i ben sana 2 kere çektiğim için bu hadiseyi biliyorum. Eyvallah. Abi seni çok seviyoruz ama bazen siyasete girince sevmiyoruz demiş. Kardeş bir şey söyleyeyim mi? Aslında o bir tepki, ironi. Bu ülkede oyuncular, bu ülkede şarkıcılar, bu ülkede tiyatrocular keşke işini yapsa. Ben hep ne diyorum? Ne diyorum? Tarkan şarkı söylemeyi bırakıp siyaset yapıyor. Cem Yılmaz espri yapmayı bırakıp siyaset yapıyor. Şahan ivelik çekmeyi bırakıp siyaset yapıyor. Fazıl Say piyano çalmayı bırakıp siyaset yapıyor. Mankeni, modeli siyaset yapıyor. Arkadaş ben de yapıyorum o zaman deyip ben de yapıyorum. Yoksa benim hakikaten istediğim bir şey değil. Valla ben çok istiyorum. Kurgusu çok kolay oluyor. Onlara bir nazire, onlara tepki olarak yapıyorum. Abi Tarkan'ı seviyoruz değil mi ya? Seviyorsun. Ya şarkı söyle ya. He? Şarkı söyle. Cem Yılmaz. Ya işte stand up yap. Dinleyelim, seyredelim. Erol Evgin. Babamın döneminden insansın. Şarkılarınla büyüdüm. Beni sen büyüttün. Walkman dinliyordum. İşte öyle bir şey. Onlarla büyüdüm. Bir tek şarkı söyle ya. Siyaset yapma. Bu arada Erol Evgin'e acaba şarkı söyle, siyaset yapma diyen var mıdır? Sanmıyorum. Bana ama tarih yapma diyorlar. Ya bir de senin sosyoloji doktorun da vardı değil mi? Sosyoloji master'ın var. Master'ın var. Evet. Yani hani onlardan daha fazla yapabilecek yetkiliğe sahipsin. Eyvallah. İsmail Ünal Almanya'dan Süper Chat'ten sormuş 6 euro yollayarak. Almanya'dan selamlar. Çalışıyoruz, sizi dinliyoruz heyecanla. Sorum şu. Mecelle nedir? Yani kanun mu? Mecelle-i Ahkam-ı Şerif Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde Abdülaziz Han döneminde çalışmaya başlanılmış. Prusya medeni kanunu baz alınarak, şablon alınarak yapılmaya çalışılmış bir Osmanlı medeni kanunudur. Mesela Mecelle-i Ahkam-ı Şerif'te, mecellede yani medeni kanunda bir kural var, sırlar diye bir madde var, sır. Dedin ki bak Ahmet abi çok önemli bir sırrımı vereyim, lütfen kimseyle paylaşma. Bana akıl ver diye söylüyorum dedin. Hı hı. Bana anlattın sırrını. Akıl almak için. Tamam. Ben de tuttum o sırrı başkalarıyla paylaştım. Enes'te bu var diye. Bu suç mudur? Suç değil herhalde. Yani şey olarak etik değil ama suç da değil kanun. Sırlar maddesinde diyor ki bir kişinin sırrını paylaşıyorsa tabii sır maddesi var. Diyor ki o suç değildir. Çünkü Büyük Türk Büyüğü Polat Alemdar aklımıza gelsin. O Ahmet Cevdet Paşa'nın sözüdür. Çünkü 2 kişinin bildiği sır değildir diyor. Sen bana söylediğin an o sır değildir. Sır şuradadır. Nasıl? Bayağı iyiymiş. Evet. Devam ediyorum. Muhammed Enes Avcı sormuş. Hocam Çapanoğlu isyanını anlatır mısın? Yozgat civarında başlayan bir isyandır. Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonu, öncesi değil, sonrasında yapmış olduğu 1922 saltanatın kaldırılmasıyla başlayıp ardından şapka inkılabı, medreselerin kapatılması, tekkelerin kapatılması, hanedanın yurt dışına gönderilmesi, 1924 Şeyhülislam makamının kaldırılması gibi 1922-30 sürecindeki o pek çok bin küsür yıldır Türk milletinin alıştığı ve genetik kodlamasına soktuğu dini hassasiyetlere ve kurumları Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı sıfatıyla düzenlemek, restore etmek yerini tamamen kapatması, İslami referanslara dokunan ve İslami hassasiyetleri olan Çapanoğlu aşiretini rahatsız etmiş ve isyan çıkartmıştır. Bu kadar. Bu arada şey yazanlar var abi bize çok fazla. İşte Abdurrahman Uzun'la beraber program gelsin. Fatih Altaylı'la beraber program gelsin. Murat Bardakçı'yla beraber program gelsin. Arkadaşlar bizim o adamları buraya getirmeye paramız yetmez açıkçası. Vallahi bir şu an Gebze'deyiz. Hani biri para verenlerin okuyorsun diyorlar ya. Maalesef bu iş öyle oluyor. Benim oradan Murat Bardakçı'yı getirmem, Fatih Altaylı'yı getirmem, Abdurrahman Uzun'u hadi arkadaşımdır rica ederim gelir gelmez de. Gelmez hadi ya. Gelir diyeyim. 100 bin liraya mal olur benim onları getirmem. Herhangi oraya. Bir tanesi var değil mi? Tabii birini getirmem hadi 100 olmasın 50 bin liraya mal olur. Bu piyasada hatır gönül iş yapan tek kişi sensin artık. Evet ben gidiyorum ücretsiz her tarafa. 50 bin lira olduğu için çok küçük bir problemimiz var bizim bu insanları buraya getirmemin önünde. Söyleyeyim mi o? Söyle. Çok küçük problem. Benim 50 bin liram yok. 50 bin lira olsa belki getirebilirim. Devam ediyorum abi. Canberk Öztürker, Süleyman Viyana'yı alsaydı bugün Hristiyanlık biter miydi? Hristiyanlık İstanbul'da bile var. Yani İstanbul Osmanlı'nın başkentidir. Patrikhane var. Ermeni Patrikhanesi var. Kumkapı'da hala. Rum Patrikhanesi var. Fener'de hala. Osmanlı Hristiyanlığın güvencesidir bu arada. Din ve hürriyet, din ve vicdan hürriyeti Osmanlı'nın elindeydi. İslam Sultan Süleyman'a Hristiyanlığı bitirme görevi vermiyor. Onlara kilise yapmak zorundasın görevini veriyor. Çünkü ne diyor Allah? Leküm diniküm beliyedin. Senin dinin sana, benim dinim bana. Bu yüzden bırak Viyana'yı, 500 yıl başkentliğini yaptığı İstanbul bile Osmanlı zamanında iki patrikhaneye ev sahipliği yaptı. Birisi Ermenilerin, diğeri Rumların. Bir de Neve Shalom diye bir merkezi sinagog var. O da Yahudilerin. Burada herkes istediği dini özgür biçimde yaşıyordu. Aha, çok güzel video konusu buldum. Biliyordum zaten. Genç JR. Bir Osmanlı ajanı papa mı oluyordu Vatikan'da? Mehmet Selim Efendi'den bahsediyor. Sen bunu anlattın ama biz bunu video yapalım. Ben bunu alıyorum isterim. Bunu video yapıyoruz. Genç Junior sağ ol kardeşim. Mehmet Selim Efendi'den bahsediyorsun. Biz bunu anlattık bir de biliyor musun? Evet. Bir video içinde ama kendisine bir video yapalım bu adamın. Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Papa'nın yardımcısı 2. Papa. 1. Papa öldüğünde 2. Papa 1. Papa'nın yerine geçecek. İlerideki Papa'nın kim olduğu biliniyorken 1. Papa ölmeden 2. Papa öldü. 2. Papa öldüğünde dini bir ayin yapılacakken Vatikan'daki San Pietro Katedrali'nin önünde o büyük boşlukta kanun tarafından bir mektup gönderildi. Papa'ya dostum kardeşim Mehmet Selim Efendi'nin naaşını gönderin diye. Spoiler verdi sen şimdi bak görüyor musun? Olsun sıkıntı yok. Daha detay vermedim. Evet böyle bir durum var. Ne demek spoiler bu arada? Yani mesela filmin sonunu söyledin gibi. İnşallah bununla alakalı bir program yapalım. Çok güzel bir konu. Yalnız 846 izleyici var. 846 beğeni var. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Yeni gelen herkes bir beğeni daha atarsa çok güzel olur. 819'a düştük gerçi ama. Devam ediyorum sorulara. Nadir Yıldız Lahey'den selamlar seviliyorsunuz demiş. Lahey'in lekırbek balıklarını yediğim restoranlar müthiştir. Okyanus manzaralı restoranlar var. Hı hı. Nasıl ama? Yurt dışına çıkmak isteyen bir adama Hollanda'nın okyanus kenarında bulunan Lahey kentindeki lekırbek dil balıklarından bahsediyor. Sonra diyor ki çıkma ya böyle cidden kötü yani falan. Ne gerek var falan. Ne gerek var. Ben çıkıyorum senin yerine işte. Selman 11 lira yollamış. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Selman bir daha 11 lira yollamış. Teşekkür ederiz. Durmuş Emre Karatoprak 55 lira yollamış. Teşekkür ederiz. Gökhan Demirbaş. Mirya Kefelon Savaşı'nın sebep ve sonuçları nelerdir? Süper Chat'ten sormuş. Hemen söyleyeyim. Mirya Kefelon Savaşı 1071 tarihinde Anadolu'ya giren Türk Müslümanların, Alparslan'la birlikte giren Türk Müslümanlarının bu ülkeden kovulmak, bu ülkeden atılmak, Orta Asya steplerine tekrar gönderilmek için tam 100 yıl Avrupa Haçlı uğraştı. 1071'den 1176'ya kadar Denizli'nin biraz güneyinde bulunan Mirya Kefelon bölgesinde Kılıç Aslan zamanında yapılan bir savaşta Selçuklu Devleti ve Müslüman Türkler Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu ve buraların artık Türklere ait olduğunu ispatladı ve buranın tapusunu aldı. Yani Varna Savaşı Balkanlar için, Mirya Kefelon Savaşı Anadolu için önemlidir. Son cümlem, Mirya Kefelon'a kadar 1176 Mirya Kefelon'a kadar bu toprakların adı neydi? Neydi abi? Romanya. 1176'dan sonra bu toprakların adı ne? Türkiye. Bu topraklar Türkiye 1176 yılından sonra oldu. Ramazan Koca hocam, Aslanlı Hasan Paşa'yı anlatır mısınız? Bir ara anlattık. Abi biz onu direkt Ahmet Hanapalı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'dan bahsediyor kardeşim. Biz onu anlattık ya. Onun videosu var. İzlerseniz o videoyu çok iyi olur kardeşim. Şimdi burada uzun uzun anlatmayayım. Yani 30 dakika anlattım. Yani. Video var. Dakika, 20 dakika. 20 dakika. 20 dakikalık bir video da anlattım. Bardanı versene abi. Bir evet. Değişiklik yapalım hemen şöyle. Bundan sonraki çaylar demli olursa çok sevinirim. Bunlar açık. Biz demli içemiyoruz. Malum ders sahibiyiz. Eyvallah. Açık içemiyoruz ders sahibi. Açık. Ben demli içiyorum. Açık içemiyorum. İsmail Doğan abi, seni uzun zamandır izliyorum. Çok merak ettiğim bir soru. Oğuz Türklerinin ilk ata yurdu Orta Asya Ergenekon bölgesinin kuzeyi Tanrı Dağları'nın altıdır. Bugünkü Kazakistan, bugünkü Özbekistan Türklerin ata ve ana yurdudur. Biraz da Moğolistan civarı var. O stepler var. O topraklar benim yurdumdur. Hava atayım mı? At. Ben gittim oralara. Tomris Hatun sorusu gelmiş, İhsanbek Karimov, ama onun videosunu yapacağız. Hiç girmiyorum o yüzden. Tomris Hatun gerçekten ciddi bir kadın kahramandır. Videoyu da hak ediyor yani. Videoyu da hak ediyor. İnşallah onun bir videosunu yapalım. Devam ediyorum. Bunu okumuştum. Durmuş Emre Karatoprak 55 lira yollamış. Teşekkür ederiz. Talibul İlim. Selamünaleyküm. Hocam, dünya tarihi hakkında önerebileceğiniz bir kitap serisi var mıdır? Fahir Armaoğlu. 19. neydi? Yüzyıl dünya tarihi miydi? 19. yüzyıl siyasi tarih ve 20. yüzyıl siyasi tarih. İki tane muhteşem kitaptır ama... O kitapları o kadar çok seviyor ki abi dedim, bana başka kitap öner dedim. Gerek yok. Hayır, önce bunları okuyacaksın diye. Sonra şey yapacaksın diyor. Her bir kitabın kalınlığı bu kadar ama. Bayağı ben gördüm ama çok kalın. Evet, evet. Her bir kitap bu kadar kalındır. Ama okuduğun zaman hiçbir şekilde rahatsız olmayacaksın. Yemekten sonra triliçe yemiş gibi keyif ala ala okuyacaksın. Mis gibi. Evet. Durmuş Emre Karatoprak süper chatten. Selamünaleyküm hocam. Mustafa Arman hocamız ile ilgili yorumun nedir? Şu tarihçilerin kitabını okuyacağın diyeceğin kimler vardır? Az önce söyledim bunu. Aleykümselam. Mustafa Arman değil mi? Evet. Mustafa Armağan benim ağabeyimdir. 10 yaş büyüktür. Görüşürüm kendisiyle. Çok kitabını okudum. Abdülhamit'in Kurtlarla Dansı kitabı mesela. Çok ciddi bir kitaptır. 2 tane var bir de ondan. 1-2 biçiminde. Abdülhamit'in Kurtlarla Dansı'nı tavsiye ediyorum. Harika bir kitaptır. Mustafa Armağan'ı da ben beğenirim ve severim. Devam ediyorum. Hocam, televizyon programlarından davet gelmiyor mu? Ahmet abi gitmiyor televizyon programlarına. Ben televizyon programlarına gitmiyorum. Kuru kuruya geyik yapıp duruyorsun. Sonunda her şey bitiyor. Suya yazı yazmak gibi. Kalıcı olarak YouTube'da eser vermek daha kolay. Fakat Ülke TV'de her cumartesi günleri saat 4'te benim 8 yıldır yaptığım bir program var. 8 yıldır ha? 8 yıl, 2015'ten beri. Hadi ya. Yaptığım bir program var. Adı Tarihte Yürüyen Adam. Önceden Ahmet abiye şey diyorlarmış. Sizin Tarihte Yürüyen Adam programı, Tarihte Yürüyen Adam diyorlarmış. Artık gelip YouTube kanalınızı izliyoruz diyorlarmış. Daha ünlü oldu. Birkaç defa böyle bir şey oldu. Bana hep Tarihte Yürüyen Adam programını seyrediyorum diyorlardı. Artık gördüklerim YouTube'dan takip ediyorum sizi. Sayfanıza aboneyim diyenler de oluyor. Artık YouTube'daki programlar Tarihte Yürüyen Adam programlarının önüne geçmeye başladı. Ama benim şahsi olarak her hafta düzenli olarak yaptığım zaten bir televizyon programı var. Onun dışında akşamları sohbet programları da kenarda kalsın, sıkıntı yok. Diyorum ya, artık bana bile şey diyen oluyor ya abi. İşte kardeşim seni bir yerden tanıyorum diyor. Eyvallah. Mümkün değil dedim çocuğun bir tanesi. Sen de Ahmet Hanapalı kanalındaki çocuk musun dedi. Şok oldum ben. Çocuk da 16-17 yaşında bir çocuktu o arada. Kardeşim de ona da takıldım yani, abi falan da demedi. Küçük gördü herhalde beni. Devam ediyorum. Selman 11 lira yollamış. DRLNR gelmiş tekrardan, 22 lira yollamış. Babürliler ve Babür Şah ile ilgili video yapar mısın? yapar mıyız? Biraz araştırmam lazım. Evet. Söz veremeyeyim. Ben çünkü ne yapacağımızı ben söylüyorum ama birazcık araştırmam gerekiyor. Evet. Konuyu ne kadar ilgi çekici, ne kadar izlenme alırız, ne kadar... iyi olur. Malum izlenmeyle. Abdülhamit yap diyorsunuz. Yapıyoruz. Yapıyoruz. İzlenmiyor. Hiç seyredilmiyor. Atatürk yapma kardeşim çok artık yaptın diyorlar. Yapıyoruz. 1'e yükseliyor. Böyle enteresan yani. Bir durum. Artık Atatürk de izlenmiyor. Onu da evet. Zaten gerçi sıkıldık Atatürk yapmaktan da. Canberk Öztürker, hocam Süleyman döneminde enflasyon durumu neydi? Yavuz Sultan Selim'den itibaren Sultan 3. Mehmet'e kadar enflasyon pek yok. Yavuz Sultan Selim çok iyi beslemiş. 24 ayar altınlarla ekonomiyi ve bütün hazineyi ve bütün depoları dolduran bir insan olarak Kanuni devrinde ekonomiden ve enflasyondan bahsetmek mümkün değil. Ancak Kanuni'nin oğlu 2. Selim'den itibaren paranın değerinde hafiften düşmeler başlıyor. Asıl sıkıntı 1. Ahmet'ten sonra başlıyor. Genç Osmanlılar, 4. Muratlar, İbrahimler, Mehmetler falan zaten alıp götürüyor mevzuyu. Şimdi ben bir şey diyecektim. Unuttum ya, burada biri yazmıştı. Neyse devam ediyorum. Selman, buna cevap verecektim gerçi niye chat'ler alırsanız. İstiklal mahkemeleri ilgili program yapar mısınız? Maalesef yapamayız. Benim bile artık Atatürk'e hakaret davam var. Ahmet abinin 9. var. Maalesef İstiklal Mahkemesi video programı yapamayız. Dava sonuçlansın ondan sonra yaparız belki. Evet, dava bir sonuçlansın. Tuğba Hanım'ın bir sorusu var. Şurada gördüm. 6. sınıf tarih seven kızıma kitap hediye eder mi? Kitap Hanım, tavsiye eder misiniz? Sizin kızınız bizim kızımızdır. Allah bağışlasın inşallah. Allah yüzünü güldürsün. Yavuz Bahadıroğlu'nun ortaokul serileri vardır ama muhteşem. İnsanı alır sürükler götürür. Kitabın içine emer seni ve kitapta yaşarsın. Artık kitaptaki kahramanlar senin arkadaşların olur ve tarihi yaşarsın. Ya, rahmetli Üstad Yavuz Bahadıroğlu öylesine güzel kitaplar yazmış. 6. sınıfa giden bir çocuk için o kitaplar muhteşemle tavsiye ediyorum. Şimdi gelmiş bir hemen bulayım. Hacı Mehmet 10 lira yollamış. Teşekkür ederiz. Akvaryum Express Akıncılar seviyesinden üye olmuş. Çok teşekkür ederiz ikisine de. Devam ediyorum. Ne gelmiş? Enes tabiideki diziler ile ilgili görüşündedir senin, bilmiyorum. Tabii ne? Tabii TRT'nin nasıl biliyorum bunu ama. O TRT'nin Netflix'i. Dijital platformu. İndirdim, telefonumda var ama daha hiç açıp bakmadım ama eski diziler de var ya. Evet. Sırf o yüzden yapacağım. 80'ler var mı orada? Hepsi var diye biliyorum. Bu yüzden indirebilirim onu. Hepsi var diye biliyorum. Şimdi ile ilgili son halife Abdülmecit miydi? Evet. Onunla ilgili video yapar mısınız demiş. Gene dediğim gibi araştırmam lazım. Çünkü şöyle yapabiliriz bak, başlık olabilir. Çıplak kadın resimleri çizen halife Abdülmecit. Yaparız tamam. Yani yaparız, öyle olabilir. Ama tepki linçlerler ya, biz linçlerler. Ya doğru olsun da, linç mühim değil ama doğru, dediğim doğru olsun. Devam ediyorum. Bu arada Abdülmecit CHP'nin halifesi. Bizim tabii Osmanlı'dan sonraki. Çünkü CHP seçti o. Ama geliyor değil mi? Saltanat ailesinden. Abdülaziz'in torunu oğlu. Saltanat o zaman sizden geliyor abi, bizden değil, yapacak bir şey. Peki hadi bakalım. Mustafa Köseoğlu süper chat'ten 20 dolar yollamış. Teşekkür ederiz. Ne mutlu Türk tarihimizin sizin programları. Ne mutlu Türk tarihimizi sizin programlarında az da olsa öğrenmek. Teşekkür ediyorum. İsmi Mustafa. Mustafa kardeş. Doğru tarih anlatıyoruz. Abartmadan anlatıyoruz. Bu arada çok seri konuşuyorum. Ve çalışmadan ben nereden bileyim sizin sorularınızı? Hocam çok kilo almışsın demiş biri. Bana mı? Evet. Ben hep böyleydim ya, ben kilo veriyorum. Reburn öyle demiş. Şimdi ben buradaki soruları bilebilir miyim, ne soracaklar? Yok. Bilemem. Tabii ki, yani... Bazen 1. Ahmet yerine 2. Ahmet diyebiliyorum. Hemen yakalıyor dostlar. Yakalasınlar. Evet. Bu arada biz sabahtan beri 5 bölüm çektik. Artık beynimiz yandı. Yani çok fazla, saat 11-12'den beri ben tarih konuşuyorum. Dolayısıyla deformasyon söz konusu olabiliyor. O zaman da siz beni yakalayın ve düzeltin. Benim yakalayamadığım yerler çok oluyor. Mesela benim de beynim yanıyor artık çünkü. Bir arkadaş yakaladı ya kayınvalideleri ben sıralarken. Çok hoşuma gitti. Bana kilo vermişsin demiş. Abi ben 15 kilo aldım. Kilo falan vermedim. Hiç tutturamıyorsunuz abi. Elayca gibi oldum ya. Vallahi çok benzedim. Başka bir yayıncı var benim izlediğim. O da siyah tişört giyiyor. Eyvallah. 130 kilo. Aynı olduk resmen onunla. Akvaryum Express 10 Ahmet Anapalı üyeliği hediye etmiş. Çok teşekkür ederiz. Akif Torun Acemi Hoca'nın üye olmuş. Çok teşekkür ederiz. Sorulara devam ediyorum. Evet. Hocam tatiller yapılmış, bronzlaşmışsın denmiş. Vallahi ben tatil yapmadım. O adam tatil yapmadı. Haftanın 7 günü çalışıyor. Ben çalışıyorum. Yapmadım. Ben dışarıda tarih programları çekiyorum. Bir de dostları gezdiriyorum. Güneşin altında bazen 10 saat kalıyorum dışarıda. Tatil yapmadım. Çıkmadım tatile. 10 saat bazen dışarılarda geziyorum ve program anlatıyorum. Amele yanığı var bende. Çıkartmayayım şimdi şöyle. Gömleği buraya kadar katlıyorum ya. Burası simsiyah. Gömleği çıkarttığımda burası bembeyaz. Ben artık yanmanın zirvesini yaşıyorum. Daha da fazla yanamam. Benden bir adım ötesi zenci. O yüzden ben tatil yapmaya çalışıyorum. Yusuf Yılmaz abi şey demiş. Enes sen Atatürkçü değil miydin? Sana kim niye Atatürk'te Hakar'dan Navaş'ta? Abi biz de bunu sorguluyoruz zaten. Hani ben Atatürkçüyüm. Ben her programda iddia ediyorum. Hayatımın her yerinde. Yani hatta böyle benim de Atatürk'te çok sıcak olmayan arkadaşlarım var. Tartışırız falan böyle. Ama bana Atatürk'e hakaret davası açılan evet. Dava olmadı gerçi. Neyse. Enes kardeş sen kas yapmışsın demiş. Abi Türk kası var. Hakiki göbek var burada. Hiç kas yok bende. Küpeler bize ters demiş abi birisi. Vallahi Osmanlı'da akıncıların ve delilerin küpeleri var. Bazı Yeniçeri birliklerinin de küpeleri var. Türklerde erkekler saç uzatabiliyor. Hatta böyle örebiliyorlar da. Ha, evet. Mesela Peygamber Efendimizin saçları omuzlarına düşüyormuş, şuralara düşüyormuş. Ya dümdüzmüş, kırılmıyormuş yani. Saçını arkaya bağladığında şuraya kadar saçı var peygamberin tabii. Küpe de saç da bizim kültürümüzde var olan bir şey. Ben uzatmıyorum. Ben takmıyorum da. Ama bu olduğunu inkar etmemi doğurmuyor. Küpe de var, saç da var Türk kültüründe. Yavuz küpe takar mıydı? Abi soru cevap videosu yaptık. Onu izle. Bir dahaki hafta çarşamba günü yayınlanacak. Bu çarşamba değil, sonraki çarşamba. Orada cevabını verdik. Evet. Yarın değil yani. Yarın 30 Ağustos programı var. Evet. Orada cevabını verdik haftaya çarşamba günü. Deniz savaşları ile ilgili bir program yapar mısın? Ya deniz savaşları ile ilgili tek bir program yapamayız. Çok geniş çünkü. Ya mesela Cezayir Ahmet Paşa'yı Cezayirli Hasan Paşa'yı anlattım işte. Yani anlatırız bir de. Amerikan gemilerine el koyan. Barbaros'u yaparız. Barbaros'u anlattım. Anlattık yok, ya Barbaros'u. Yok eski kanaldaydı. Seni aldatırken yani. Evet. Yok benle yaptım. Benle yaptım. Beni aldatmadın. Eyvallah. Devam ediyorum. Bay John akıcılar seviyesinden üye olmuş. Çok teşekkür ederiz. Gökçen Kocamaz 2 euro yolladı. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Reburn hocam Göktürk devleti nasıl yıkıldı? Göktürk'ü bugün konuşmadık. Konu devletini konuştuk bugün. Göktürkler Bumin Kağan tarafından 556 yılında kurulan Göktürkler zamanla kültürlerinden uzak kültüründen uzaklaşıyor. Seni sen yapan unsurlardan uzaklaşıyor. Kendi adetlerini bırakıp Çinleşiyorlar. Hep öyle değil mi Türkler? Evet. O Çin hayranı. Şimdiki Batı hayranlığı o zaman Çin hayranlıymış. Göktürkler yıkılıyor ve bir grup Göktürk Ergenekon Ovası'nda mahsur kalıyor. Ergenekon yurdun adı, Börteçine kurdun adı. 400 sene durdun haydi, çık yayımdan ey karaokum diye bir şiir vardı. Niyazi Yıldırım Genç Osman, Allah rahmet eylesin. Göktürkler Ergenekon Ovası'nda kaldılar. Kürşat isminde bir Türk tigini yani prensi 40 kişiyle Çin sarayını bastı. Çin kralını öldüreceklerdi. Fakat kendileri öldüler. Bu başarısız operasyon Ergenekon Ovası'ndaki mahpus halde bulunan Türkler arasında dalga dalga yayıldı. Sonra Türkler bir daha çıktılar. Bu sefer Kutluk Kağan önderliğinde İlteriş Kağan, Kutluk Kağan bunlar aynı yapıya sahip ve Vezir Tonyukuk, Kültigin bunları biliyorsun. Hı hı. İkinci Göktürk'ten bahsediyorum. Kutluk Kağan Devleti'nden yani. Tekrar bir devlet kurdular. Biz özümüzden, kitabımızdan, bizi biz yapan unsurlardan uzaklaştığımızda, düşman gibi olmaya çalıştığımızda hep yenildik. Son sözüm, Bosna cihadının büyük kahramanı, İslam mücahidi, İslam ordularının Batı cephesi komutanı Aliya İzzet Begoviç der ki düşmana yenildiğinde yenilmezsin. Düşmana benzemeye çalıştığında yenilirsin. Biz maalesef benzemeye çalıştığımızda yenildik. Ve bugün görüyorum ki gençlere biz hala düşmana benzemeye çalışıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Devam ediyorum. Tiryaki Hasan Paşa'dan biraz bahseder misin? Tiryaki Hasan Paşa biz konuşmuş mu? Kanice işte. Daha yeni yaptık ya, Kanice videosu var. Kanice yazın 9000 Türk'le 9000 askerle 100.000 kişiyi durduran, değil mi? Videonun adı o. Son attığımız video değil mi Kanice videosu? Lütfen girin Ahmet Anapalı YouTube sayfasına. Videonun adı ne? Nasıl paylaştın? Hemen bir bakalım, size söyleyelim. Videonun adı. Abi, bakmamıza gerek yok. Kanala girin, son paylaştım. Osmanlı tarihinin en kurnaz komutanı. En son paylaştığımız video. Ona bakın, Tiryaki'yi orada. Çok da güzel video. Çok da güzel, evet. Kanice müdafaasını bilmeyen izlesin. Ben bilmiyordum. Ahmet abi anlatırken inanılmaz eğlendim. Müthiş değil mi? Çok güzel olay. Evet. Devam ediyorum. Bu arada Gökçehan Kocamaz 3 euro yolladı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Çok doğru söylüyorsunuz diye sana gelmiş. Allah razı olsun. 2 gün önceki video demiş. Aynen 2 gün önce attık. Yarın şey. Abi sana soru. Lahmacun mu pizza mı? Hadi. Vallahi ben açık söyleyeyim mi? Pizza diyeceksin değil mi? Kesinlikle lahmacun. Hadi ya. Ama acılı lahmacun, böyle simsiyah. Dökeceksin isotu. Bir de şey ne üstünde? Ne oluyor ayranın? Köpüklü. Köpüklü bir ayran. Bir de acı biber. Ha? Nasıl olur? Of. Bu arada ben de lahmacuncuyum. Hani çok iyi bir lahmacunla çok iyi bir pizza dersen pizza derim. Ama ortalama lahmacunla ortalama pizza dersen lahmacun seçerim. Ben her halükarda lahmacuncuyum. Her halükarda. Bu arada bana sürekli sakalınla oynama diyorlar abi. Ama ben böyle biri bana bir şey yapma dediği zaman şey yapıyorum. Takılıyorum ona, elim iyice gidiyor böyle saçıma, evet, sakalıma. Onlar yazdıkça o yüzden ben daha fazla oynamaya başlıyorum. Afşin Bey Süper Chat'ten sormuş. Abdülhamit ve Fatih Sultan Mehmet Han zamandaki Medusa hikayesi doğru mu? Sanmıyorum. Bir daha okur musun? Medusa hikayesi doğru mu? Abdülhamit ve Fatih Sultan Mehmet Han zamanındaki Medusa hikayesi. Çok doğru değil. Tamamen efsanevi ve romanlara konu olan bir hikaye. Medusa, putperest Roma İmparatorluğu zamanında baktığı yeri taşa çeviren Romalıların salak tanrılarından biri, tanrıçalarından biri. Yere batan sarnıcında Medusa'nın heykeli bulunmakta. Sütun başı olarak kullanmış onu İmparator Justinianus. Çok doğru değil. Devam ediyorum abi. Abi sakalını oynamayaz bak, biri inat et bir şey için. Enes de Avrupalı olmuş. Pizza ne ya? Saçma bir şey. Yorumcu kardeşim eyvallah. Doğru söylüyorsun. Pizza neymiş lahmacun varken? Yani Piri Reis videosu gelir mi? Gelir. Ya Piri Reis tabii videosu ki gelir ama ben vakti çok var yani. Daha hani bir yıl olacak bir dahaki. Evet. Tabii bir 10 gün sonra biz buraya beraber Ahmet abiyle şu işe başlayalım. Hatta büyük ihtimalle şu an toplantı yaptığımızın 1. yılı falandır. Evet. Ama yani bir yıl oldu. Piri Reis gelecek, daha kesinlikle gelecek. Belki yani bir yıl değil, belki 4-5 yıl, belki 7-8 yıl çünkü var. 10 evet. senelik YouTube kanalları var. Evet. Biz devam edeceğiz. Bazen gündem olacak, bazen tarih olacak, işte bazen böyle canlı yayın olacak. Evet. Yani bizim ileride işte hep beraber toplanma, konferanslar verme planlarımız var. Yani inşallah hepsini yapacağız. Allah'ın izniyle çok inşallah. Güzel planlarımız var inşallah. Devam ediyorum. Muhammed Esat Talay 55 lira yollamış. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Arnavut Bey İskender Bey kimdir? Yenilmez miydi diye bir soru gelmiş. Vallahi Madara'ya çevirdik. Onu oyuncağa çevirdik. Arnavut Bey İskender Bey, hem Arnavutluk Tiran'da heykeli var. Geçen hafta oradaydım. Hem Kosova Prizren'de heykeli var. Geçen hafta oradaydım. 2 gün önce de Bosna'daydım bu arada. Aha. Çok geziyorum ben ya. Pasaport var, geziyorum kardeşim. Bir de pasaport yeşil oldu mu vizemize de yok. Basıp gidiyorum. İskender Bey'i Fatih yendi. İskender Bey koyun sürüsünün içinde bir koyunun postuna bürünerek, sürüklenerek çıktı. Onların anlattığı hikayeye göre. Bu yüzden İskender Bey'in kafasında boynuz vardır. O miğferinde. Sonra İskender Bey Osmanlı'ya karşı çıktı. Sonra Tiran'dan, Arnavutluğun başkenti Tiran'dan nereye doğru? Makedonya'ya doğru giden yolun, Ohri'ye doğru giden yolun solunda dağda bir kale var. Adını unuttum o kalenin. O kaleye sığındı. Sıkı dur. Fatih, İskender'i, Arnavutluk, Tiran, Makedonya, Ohri yolu üzerindeki bir dağın tepesindeki kalede buldu ve öldürdü. Fatih 4'te anlatırsın abi bunu. Evet. Öldürdü. Gerçi burada anlatma, biraz daha kısa geçeriz. Biz yendik İskender'i. Ama heykeli var her tarafta. Devam ediyor. Ahmet abi Fenerbahçe'yi takip ediyor ama Ahmet abi şu an futbolun F'sini takip ediyor. Ben 40 yıllık Fenerbahçeliyim. Ali Koç'tan sonra bıraktım. Takip etmiyorum. Ali Koç başkanlığı bıraktığı an tekrar Fenerbahçe maçlarını izlemeye, tekrar Fenerbahçeliyim demeye devam edeceğim. Sebebini söylüyorum. Ali Koç gezicilerin finansörüydü. Ali Koç geziciydi. Gezicilerle benim işim yok. Ben Ali Koç'u gezici olduğu için istemiyorum. Bu kadar. Desteklemiyorum yani. Gökçen kocaman şey demiş. Ben dinlerken kilo aldım demiş. Şey konuşuyorduk ya bir saatlik. Lahmacun. Ha, lahmacun pizza. Devam ediyorum. Abi çay mı kahve mi o zaman? Ben sorayım. Kesinlikle burada. Çay. Vallahi çay ya. Ben de çay diyorum. Kahve. Ha, bu arada Türkler kahvecidir ha. 100 yıldır bizim kültürümüzde çay var. Türk milletinde kahve var. 1683 Viyana bozgununda Merzifonlu Mustafa Paşa geri kaçarken 600 çuval kahveyi orada bıraktı. Ona Avusturyalılar el koydular ve o kahveyi geliştirdiler. Türkler kahvecidir ama ben kesinlikle çaycıyım. Bu arada biri Ersoy Ulu Bey bir bayağıdır yazıyor da okumaya fırsatım olmadı. Hannibal videosu yapacak mısınız? Biz Hannibal videosunu aylar önce yapacaktık. Konu tam kayda girecekken değiştirdik ama yapacağız, listemde var. Hep Osmanlı anlatıyorsunuz diyor. Farkındayız. 2. Dünya Savaşı'na gireceğiz. Hannibal'a gireceğiz. Evet, Hannibal Lecter. Bugün aldık. Biz niye İskender, Büyük İskender'i, Alexander'ı yapmıyoruz? Onu konuştuk. Onu yapacağız. Bu değil mi? Hannibal Lecter değil ama Hannibal Barca. Yok. Hannibal Barca ya. O yani komutan. Hannibal Lecter değil mi? Kleopatra vesaire vesaire. Mısır. Evet. Yani Hannibal Barca mühim bir adamdır. Gireceğiz. Yani yapacağız. Vaktimiz var. Niye yapmıyoruz? Vaktimiz var. Evet. Bildiğimiz yoldan gidiyoruz. Osmanlı Ahmet abi. Siz buradasınız. Biz de buradayız. Yapıyoruz yani. Haydar Haydar 12 euro yolladı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Sağ olsun. Bize şimdiye kadar 1 saat 25 dakika oldu. Destek olan, maddi manevi destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Yani biz burada sonuçta siz oldukça varız. Evet. Siz olmadığınız zaman biz de gideceğiz. O yüzden bize verdiğiniz destek çok önemli. Emir diyor ki hayır abi Fatih öldürmedi. Yanlış biliyorsun. Fatih öldürmedi. Fatih devrinde gönderen askerler oraya haber gönderildi ve orada öldürüldü. Öldüren Fatih değil. Ölüm emrini veren Fatih. Hocam Elraen'i tanıyor musun demiş de Ahmet abinin Elraen'i tanıma ihtimali yok. Elraen ne? Elraen ya yayıncı, bayağı böyle şakacı makara bir adam. Benim tanıdığım bir tane var. Murat Soner. Murat Soner'i ben tanırım, takip ederim. Takip etmemekle birlikte Oğuzhan Uğur'u tanırım. Bak Murat Soner'i takip ediyorum. Seviyorum da o çocuğu. Çok da güzel bir çocuk. Aramızda irtibat kuracak olan varsa selamımı söylesin. Oğuzhan Uğur'u takip etmiyorum. Ama işte düşüyor ufak ufak videolar. Başarılı buluyor onu sonuçta. Bir de Güngörenli var ya, saçları kabarık. Hasan mı? Hasan Uğur. Onu da takip etmiyorum ama ölme düşünce seyrediyorum. Hasan Can Doğan. Hasan Can Doğan. Takip ettiğim tek adam Murat Soner'dir. Çok da başarılı buluyorum. Bir de ileride Enes Şanlı YouTube kanalı. Enes Şanlı YouTube kanalı. İnşallah açıyor haftaya mı? Tatilden sonra. Sen de Resul gibi olma. Tatilden sonra açıyorum. Tamam inşallah. Ondan sonra da Enes'i inşallah takip edeceğim. Devam ediyorum. Bilal Adanır selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Köseoğlu. Allah uzun ömür versin. Gezlerinde Türk tarihimizi bizlere göstermeye demiş. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hocam Avusturya kitap fuarına gelecek misin demişler. Ne zaman o ben bilmiyorum ama şu ana kadar öyle bir teklif almadım. Öyle bir programım yok. Belki de birkaç ay vardır. Menajerim, 2 tane menajerim var benim. Belki de menajerlerime teklif gelmiştir de benim haberim yoktur. Bilmiyorum, o yüzden bir şey söyleyemiyorum. 2 tane menajerim var. Vay. Evet. Bir yurt dışı, bir yurt içi. Vay be. Sen kimle dans ediyorsun Enes yani? 5 avukat, bir asistan, 2 tane menajer. Bir asistan. Asistanım var. 5 avukat. Ben Samet'i sanıyordum tek avukatın. O baş avukat. Ha. Bir de onun altında 4 tane daha avukat var. Vay be. Devam ediyorum. Selman Akbulut 20 dolar yolladı. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Okuyamadan gidiyor. Bu arada 1064 beğeni oldu 850 kişiye. Çok teşekkür ederiz. İlk kez bu kadar beğeni aldık galiba. İzleyici sayısı çok yüksek olmamasına rağmen. Hadi bir like ya, hadi be. Şu parmaklar bir like atsın. Sen iyice TikTok fenomeni gibi oldun. Like atın. Like birazdan atın. Dersin bana yollayın işte, çilek yollayın, oradan uçak yollayın falan dersin. TikTok'ta öyle şeyler var. Bu arada TikTok'um yok benim. Ahmet Anapalı diye bir TikTok sayfası var. Ona işte Ahmet abi bir şeyler atıyor bazen. Fakat ama genelde ben atıyorum. Bu sayfanın, Ahmet Anapalı YouTube sayfasının videosu, sayfası, benim TikTok'um falan yok, bilginiz olsun. Oraya da paylaşma atmıyoruz. Bize shorts yapmakta destek olabilecek, yardımcı olacak, edit yapmayı bilen genç bir arkadaş varsa, çalıştığımız arkadaş başka bir işe başlamış. Bize shorts yapacak bir arkadaşımız varsa şu an takip eden videolarından kısa kısa bir dakikalık shortslar yaparım bana yazsın diyen varsa Enis'e yazsın. Ya inşallah Instagram'dan onu bulsun beni ya da mail olarak yazsın. Biz çalışalım, çalışacak birini arıyoruz o konuda. Bak yeşil bir şey vardı. Afşin Bey durum. Afşin Bey, Yıldırım Beyazıt Han'ın esir düştüğü savaşta 13 sene devleti başsız, padişahsız kim yönetti, nasıl dağılmadı? Söylüyorum, dağıldı devlet. Ancak 13 yıl değil 11 yıl 1402-1413 çok fazla Osmanlı tarih kitapları bunu anlatmaz. Türkiye'de de pek anlatılmıyor. Zannediliyor ki Fetret devrinde darmadağınık bir hayat vardı. Hayır. Yıldırım Beyazıt'ın büyük oğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın dedesi olan Mehmet Çelebi'nin de ağabeyi olan Süleyman Şah, Süleyman Çelebi devleti 8 yıl boyunca ayakta dağılmadan tuttu. Hatta Edirne'deki Karanfil Camii, eski cami Süleymaniye Camii olarak anılır. Tarihimizde Kanuni Sultan Süleyman 1. Süleyman olarak anılıyor ya. Hı hı. Halbuki o 2. Süleyman'dır. 1. Süleyman devleti dağılmaktan kurtaran, 2 yıl dağılmaktan kurtaran Süleyman Çelebi'dir. Bu yüzden Fetret devrinde devlet tam dağılmadı. Kardeşler kavga ederken bile Bursa ve Edirne'ye hakim Süleyman isminde bir padişah vardı. Ancak bunu Osmanlı tarihçileri kabul etmiyorlar ama vardı. Devam ediyorum. Evet. Bak bir şey yazmış. Hocam Allah'ın aşkına büyük harflerle tarihi gerçekler. Tarihi gerçekler. Bağırarak yazmış. Sor kardeşim. Şu soruyu cevapla. Çok sordum yani 30 kere falan sorum. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ve damat Ferit Paşa hain midir? Damat Ferit haindir. Valla damat Ferit Paşa devletin kurtuluşunu İngilizlere yardakçılık yaparak olacağını düşündü. Damat Ferit Paşa ihanetle izah edilebilecek şeyler yaptı. O hareketleri yapanlara hain denir. Damat Ferit Paşa ama ülkeyi satmak değil, kurtarmak istiyordu. Az olsun bizim olsun. Ama çok aptalca şeyler yaptı. Sana bir soru. Sor. 16 Mayıs 1919 Cuma günü Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruna bindi ve gitti mi? Gitti. 15 Mayıs 1919 Perşembe akşamı Nişantaşı'nda bir konakta baş başa konaktaki hizmetçiler de gönderilerek bir tek Alman dadı çay çorba doldursun diye konakta bırakılarak Mustafa Kemal bir adamla akşam yemeği yedi. Sonra o adam kendi konağından Mustafa Kemal'i uğurlarken kapıya kadar çıktı. Sonra elinden tuttu, sarıldı. Paşam, yarın çıkacağın yolculuk çok önemli bizim için. Allah hep yanında olsun. Muvaffak ol paşam diyen kimdi? Damat Ferit mi? Damat Ferit Paşa. Ben bunu dinledim senden. Şimdi nasıl yapacağız biz bu işleri? Hadi koy bunu puzzle'da, bunu da bir yere koy. Ya ama sonraki hareketleri şimdi çok yalpalamış. Tekerlek bir sağa çekmiş, bir sola çekmiş. Kararsız mı kalmış acaba? Kararsız kalmış. O tarafa öykünmüş, bu tarafa öykünmüş. Kuvvetli kimse ona gitmiş. Ancak yaptıkları hareketler ihanetle izah edilebilir. Bu kadar. Talha Kılıç Süper Chat'ten sormuş. Oğuz Han'ı ve Oğuz töresini anlatır mısın demiş. Bugün konuştuk Oğuz Han'ı. Oğuz Han mitolojik bir karakterdir. Google'a Oğuz Han ya da Oğuz Kağan yazarsanız karşınıza Mete Han çıkar. Oğuz Han mitolojik olarak bütün Türklerin en temelde baş atasıdır. Doğar doğmaz mucizeleri vardır. Ha, biliyorum. İmkansız şeyler yapar vesaire. Oğuz Han yaşamış mıdır? Yaşamışsa kimdir? Yaşamamışsa nedir? Google'a yazdığınızda karşınıza ilk Türk devlet kurucusu Mete Han çıkmaktadır. Oğuz değil mi? Bugün baktık. Tabii daha yeni baktık. Mete Han. Hatta aynen doğru şey, daha bugün çektiğimiz Mete Han videosunda ya, şey dedim yaptım ya, bunu da koy diye. Aynen. Evet. Ahmet Anapalı abi seni çok seviyorum. Emir Şahiner yazdı. Emir Şahiner, ben de seni çok seviyorum canım kardeşim, sağ olasın. Veysel Kızılkaya, Yakup Cemil ve Baba Ali baskınını anlatır mısın? Yakup Cemil, Yakup Cemil benim adamlığına, yiğitliğine hayran olduğum bir adamdır ama çok saf. 2 tane Osmanlı marşı paylaş, okut. Hı. Bir de ki Barbaros var ya, Barbaros böyle yapmıştır de sal gitsin, turistleri öldürsün. Öyle bir adam ha? Bu tipli var ya tetikçiler. Evet. Yakup Cemil bu kadar yiğit bir adamdır. çok çabuk gaza geliyor. Enver Paşa da bunu bildiği için Yakup Cemil'in bu tarafını kullanmış ve Ocak 1913'te Baba Ali baskını yapmış. Çift silah çekerek bam 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 sıkarak Baba Ali'ye giriyor. Toplantı halindeki bakanları basıyor. Dahiliye Nazırı Nazım Paşa'yı öldürüyor. Yusuf Kamil Paşa'yı istifaya zorluyorlar. İnanılmaz deli bir adamdır Yakup Cemil ve en sonunda ölümü de Enver Paşa'nın ekibi tarafından yapıldı. Yani herkesi onunla temizlediler en son. Onu öldürdüler. Yakup Cemil çok delikanlı yiğit ancak çok saf bir adamdır. Mustafa Müftüoğlu'nun Bir Darbenin Anatomisi kitabını okursanız Ocak 1913'teki Baba Ali baskını ve Yakup Cemil'i çok daha yakından tanıyabilirsiniz. Devam ediyorum. Selman Akbulut Süper Chat'ten sormuş. Süper sticker olarak. Batı'nın sömürgecilik, kölelik tarihi hakkında programlarınızı bekleriz. Yaptık abi biz ya. Sömürgecilik tarihi hemen biz bakayım. Yaptık. Ama hangi kanalda yaptık? Dur bir bakayım. Batı'nın kirli tarihi. Hemen bir bakıyorum. Batı'nın kirli tarihi diye yaptık diye düşünüyorum. Yok ya, diğer şeyde yapmışız. Eski kanalda yapmışız. Yapalım. O zaman yaz. Sömürgecilik tarihi yapalım kardeşim. Eyvallah. En yakın zamanda geliyor inşallah. Ben yaptık sanıyordum ama yapmamışız. Diğer kanalda yapmışız. Ya orada işte o kadar aynı tekrarda çok düşmek istemediğimiz için bazı videoları... Diğer kanalı izlemeyin bu arada. Bekleyin, çok yakında artık biz yapacağız. Hasmımız onlar bizim. O yüzden takip edenler de takip edecek. Demeyelim de hasım olmak için... Valla benim hasmım o, paramı çöktüler. Yok yok. Parasını vermediler Enes'in. İçeride parası kaldı ama... Hasım olmak için dengin olması gerekiyor ya. O denk değil ki hasım olsun. Yani Osmanlı ile Papua Yeni gibi bir şey yani. Fatih Terim diyor ya abi, o bu bahsettiğiniz adamlarla biz rakip bile değiliz diyorlar ya. Evet, yani o yüzden hasım değiliz biz onlarla. Batı'nın sömürgecilik tarihi eklendi. Cilik tarihi. Ekledim. Gözünüzün önünde ekliyorum bu arada. O kadar çok kayıyor ki okuyamıyorum. İşte ben hepsini okuyorum, düşün işte. Ya istiklal ya ölüm kimin sözüdür diye bir şey var şurada. Bayram Pehlivan sormuş. Ya istiklal ya ölüm sözü ilk önce söyleyen Şeyh Şamil'dir. Bugün bunu da konuştuk ya. Yarınki video için. Yarın bugün sorulan her şeyi konuştuk biz bugün. Çeçenistan savunmasını yapan Şeyh Şamil ya istiklal ya ölüm diyerek insanlara bir hedef vermiş. Mustafa Kemal Paşa da bu arada ya istiklal ya ölüm demiştir. Bu arada son olarak ya istiklal ya ölüm diyen kim? Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da İstiklal havadadır da dedi. Ya olacağız ya öleceğiz dedi. O da ya istiklal ya ölüm demektir. Hocam Muhammed Esat Talay sormuş. Hocam Osmanlı Devleti'nde tasavvufun ve tarikatların devlet yönetiminde etkisi var mıydı? Varsa ne kadardır? Vallahi... Bunun hakkında bir video çeker misiniz? Video çekmeyiz bununla ilgili ama şu an yanıtlayalım soruyu. Soruyu hemen söyleyelim. Osmanlı'da tarikatlar yol gösteren pirlerdi. Pir-i fanilerdi, mürşid-i kamillerdi. Padişahların, paşaların, vezirlerin, sadrazamların başı sıkıştığında, başlarını koyacak bir omuz, bir göğüs aradıklarında mutlaka bir tarikat şeyhi, bir mürşid-i kamil yanlarında bulunur. Onlara yol ve izan gösterirler, onlara moral verirlerdi. Tarikatlar kendilerine adam yetiştirmezler. Kendilerine adam yetiştirmezler. Devlete adam yetiştirirlerdi. Devlet adamı yetiştirirlerdi. Müslüman, şöyle düşünene, hafız, savaş pilotu. Çok güzel bir Müslüman fizikçi. Anladın mı? Anladım. Yani namaz kılan iyi bir Müslüman fizikçi. Hafızlık yapan, medresede talebe okutan bir savaş pilotu gibi. Dini devlet insanların maddi boyutlarıyla alakadar olurken insanların dini boyutları tarikat alakadar oluyor. Çift kanatlı bir kuş gibi yapıyorlardı. Osmanlı'da tarikatlar yol gösteren bir rehberdi. Son zamanlar hariç ama. Son zamanlarda ciddi problemler var. Ya bütün yorumları mesela okuyorum dedim ya, mesela bak hakaret gelmiş buradan, bok okuyorsun hepsini diye. Yani... Emir bak seninkini bir okudu kardeşim. Ama... Abdullah Çatlı hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim? Herkesin düşündüğünü düşünüyorum. İzliyorum bu arada. Evet. Hakaret eden olursa yani kusura bakmasın ama kanalda gizleyeceğiz maalesef. Bu yorumları okuyor mu herkes? Bu yorumları herkes okuyor. Herkes Emir'inkini göremeyecek artık kimse. Herkes görüyor mu onu? Evet, görüyordu. Tamam. Artık burada görecek. Kadınlar, kızlar da, çoluğu çocuğu olan anneler de yorum yapıyorlar. Düşünsenize dostlar. Az evvel bilmem nerenin bilmem ne köyünden selam söyleyen şu çocuk vardı ya. Düşünsene onu ben yazıyorum ve onu annen okuyor. Karın okuyor, bacın okuyor ve ben onu yazıyorum. Benim hakkımdaki düşüncen ne olursa burada da hakaret edip küfredenlere de kızlar okuyor ya, yapmayın yani, analarınız okuyor. Ya bu arada hani okumasa da şey yani. Bu arada ya, niye diyorsun abi? Yapmayın. Geçtim. Muhammed Emin Kaya 22 lira olmuş. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Abi bu Ümit Özdağ ne zaman tutuklanacak? Abi niye tutuklansın Ümit Özdağ ya? Provokasyon yapmaktan tutuklanacaktır belki. Ya tutuklanmaz, ne tutuklansın? Faşizm yapmaktan, kindarlık yapmaktan tutuklanacaktır. Faşizm kanuna göre suç. Halkı kin ve öfkeye ona katılıyorum ama suçtur. Ümit Özdağ'ın bence Türk siyasetinde olması lazım. Çünkü şundan dolayı olması lazım. 2 sene önce Ümit Özdağ yokken kimse şey demiyordu. Suriyelileri gönderelim demiyordu. Hatırlıyor musun? Şey edelim diyordu. Uyum sağlatalım diyordu. Bak şimdi Ümit Özdağ geçenlerde sana bir soru. Haddini aşmıyor mu? Bir fotoğraf çekmiş. Arkasında 2 tane çarşaflı kadın var. İzin aldı mı onların izni paylaşmak için? Göğe onlara Araplar, Suriyeliler işte bak Arap turistler Türkiye'yi kapladılar diyor. 2 tane kadını arkasına almış. Şöyle düşün şimdi. Ben 2 tane mini etekli, askılı, taytlı kız arkamda. Onlara böyle önde duruyorum. Onlara fotoğraf çekiyorum onlarla birlikte. Türkiye'yi bunlar kapladı diyorum. Şimdi hoşuna gider mi? Tabii ki yanlış. Ben yaptığı her şeyi doğru demiyorum. Ümit Özdağ çok fazla provokasyon yapan, çok fazla provokatif hareketler yapan, Türklerin bile yaptığı, geçen bir Türkmen tacize bulunmuş, Suriyeli diye adamı linç ettiler. Bak bu hoş bir şey değil. Ve Ümit Özdağ'ın siyasetçi olduğuna bile inanmıyorum ben. Selahattin Demirtaş siyasetçi mi? Bence değil. Yani Ümit Özdağ da değil. Ümit Özdağ da değil kardeşim. Siyasetçi adam birazcık ağır olur ve Suriyelileri kovalımdan başka bir sözü var mı? Ya ekonomi politikası falan var ama onu çok dikkatli... Hani nerede? Ben hiç görmüyorum. Ben takip ettiğim için biliyorum politikalarını. En son paylaşımını 2 tane çarşaflı kızı göstererek yaptı. Bu ağır başlı bir şey değil ya. Olmaz yani, öyle olmaz yani. Geçiyorum Ümit Özdağ. Evet. Ümit Özdağ sorusunu da şeyden aldım. Ümit Özdağ kapağı ekledim dedim. Mutlaka soru gelecek Ümit Özdağ'dan. Biliyorum. Her programda geliyor. Bu arada geliyor. Kapakları bu yapıyor. Atatürk'le Abdülhamid'i nasıl yan yana koyarsanız diye soru gelmiş bana. Bu yapıyor. Ben koymayalım ki bir tanesi... İşte Abdülhamid Osmanlı'nın son padişahlarından, Atatürk'te ilk cumhurbaşkanı. Ben yapmıyorum, onlar bu yapıyor, bilginiz olsun. Biri bugün sormuştu ya Atatürk'le Abdülhamid, bunun cevabını vermeyecek mi Ahmet abi? Atatürk'le Abdülhamid'den birini tarihten silme imkanı olsa kimi silersin diye soru gelmiş mesela bugün. Benim cevabımı tahmin ediyorsunuz. Enes'inki de ediyorsunuzdur muhtemelen. Tam tersleri söyledik. Abi ben Viyana'dayım ve neredeyse ülkenin %90'ı yabancı demiş mesela Selçuk Karaer. Ya Viyana'da 13. bölge diye bir bölge var, sırf Türk. Almanya'da 8 milyon Türk var. Almanya'da 8 milyon Türk var. Ya ama abi işte şimdi şöyle bir fark var. Bu insanlar mülteci olarak gitmedi oraya. Bir dakika. Bu insanlar çalışmaya gitti. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Benim evimin temizliğe ihtiyacı var. Sen aldın mı temizlik yapasını diye? Aldın mı? Aldım. Sana işin bitti mi? Bitti. Para verdin mi? Verdim. Hadi git. Hadi git kardeşim. Gitmedin. Burada kalıyorsun. Almanlar Türkleri çağırdı mı? Çağırdı. Fabrikada çalışın diye. Tamam. Paramızı verdi mi? Verdi. İşi bitti mi? Hı-hı. Hadi git diyorlar, gitmiyoruz ama. Abi ben o şeyi anlamam. Hala Almanya deli gibi işçi alıyor. Ama Türkiye'den değil, Polonya'dan istiyor. Türk istemiyor. Polonyalılar gelsin diyor. Ama sen oturma izni verdikten sonra nasıl gönderir? Bak işte tamam, ben onu söylüyorum. Almanlar alışmış kardeşim Türk görmeye. Bu dünyanın reel gerçeği. Amerika alışmış Meksikalı görmeye. Rus alışmış Polonyalı görmeye. Avusturya, Fransa alışmış. Paris'te öyle al sana söylüyorum. Sergi Pontoise diye bir yer var Paris'te. Versay'ın üstünde. Bak Versay diyorum ha. Paris diyorum. Sergi Pontoise Türk bölgesidir. Ama orada yaşayanlar Türkler gitsin demiyor. Alışmışlar. Bu global dünyanın bir reel gerçeği. Yabancıya alışacaksın. Bu demek değildir ki Suriyeliler kalsın. Dün söyledim. Suriyelileri göndermek lazım. Ama yaka paça Ümit Özdağ'ın dediği gibi atarak değil, düzenli bir biçimde, insanlık onuruna yakışan bir biçimde oradaki hayat imkanlarını sağlayarak göndermek lazım. Devam ediyorum. Cengiz Gül yazmış bu arada. Merhaba, ben tiyatro oyuncusuyum. 28 Şubat konulu bir oyun hazırlıyoruz. Ekim ayında gala yapacağız. Sizleri mutlaka bekliyorum. Nerede yapıyorsun? Cengiz kardeş, abi bana şeyden mail at. İstanbul'da yaşıyorsan, İstanbul'da yapacaksan bunu Cengiz kardeş, davetiye gönder lütfen. Seve seve mutlulukla katılırız. Tabii ki katılırız yani. Bana şeyden mail at. Ahmet Anapalı iletişim@gmail.com'dan mail at abi. Sponsorluk vesaire için de oraya mail atabilir bu arada diğer izleyenler. Oradan ben sana Ahmet abiyle iletişim kurdurtayım arada. Bu arada dediğim gibi herhangi bir sponsor, reklam vesaire bu tarz şeyler için ahmetanapali@iletişim@gmail.com'a mail atabilirsiniz. Kanalın hakkında kısmında var. Bu arada 1190 kişi beğenmiş, 890 izleyicimiz var. Hadi yayın bitmeden son yarım saatte şunu bir 1000 yapalım. Beğeni sayısında 1300 yapalım tam şu an. 890 kişi. 300 kişi bir like atsa zaten 1400'leri falan geçiyoruz. Devam ediyorum. Sabahtandır gelen bir soru var. Rusya İslam ülkesi olur mu? Hiç sanmıyorum ben ama. Yok. Yani öyle olacağını çok zannetmiyorum. Olmaz diye düşünüyorum. Yani Türkiye ne kadar Yahudi ülkesi olursa Rusya'da o kadar şey olur. Orada Müslümanlar yaşarlar. Zaten yaşıyorlar. Bebeklik arkadaşım Dursun Özbilek diye Yozgatlı bir çocuk. Akdağ madenli. Rusya'da restoranı var. Moskova'da. Villa'da yaşıyor adam. Volvo arabası var. İstanbul'dan gitti. Şunu demek istiyorum. Türkler yaşıyor. Araplar yaşıyor. Çeçenler yaşıyor. Müslümanlar yaşıyor ama bu şu demek değil. Ruslar Müslüman olmayacak. Yani olmaz yani. Ahmet Bey hiç sol okuma yaptınız mı? Örneğin Hikmet Kıvılcım'la okumadınızsa tavsiye ederim. Tam olarak onu söyleyecektim. 1990'lı yıllarda 92 veya 93'te Kubilay isminde bir Kürt kardeşim vardı. Bana Hikmet Kıvılcımlı'yı bir de Musa Anter diye bir Kürdolog var. Onların kitaplarını vermişti. Ben onları 92 veya 93'te okudum. Hikmet Kıvılcımlı'yı, ihtiyar gözlüklü bir adamdır Hikmet Kıvılcımlı. Bir de Musa Anter'in Kürdologtur. Kürt tarihini okudum. Okudum kardeş. Özellikle Eyüp mitingi olayını okumanızı tavsiye ederim diye bitirmiş. Eyvallah. Devam ediyorum. Zafer Partisi Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan tek partidir. Burada yanılıyorsun bence. AK Parti de kutladı. AK Parti, CHP hepsi kutlamadı mı ya? Kılıçdaroğlu kutlamadı. Kılıçdaroğlu 100. yıl kutluyor. Bir dakika, Cumhuriyet'in 100. yılı da olmadı ki, neyini kutlayacak? Ha, 30 Ağustos'a gitti kapı şey. Bana... Ekim ayında ya Cumhuriyet'in 100. yılı. Bir şey trolledi bizi. Daha gelmedi. Gelemez yani. Ancak 30 Ağustos'ta eğer sorduğun Kılıçdaroğlu hariç herkes kutladı. Bir de HDP kutlamadı. O zaten onun dışında herkes kutladı. Cengiz Gül abi bana... Ya. Kutlamadı. Evet. Cengiz Gül abi buradan yazma, direkt sen bize mail at. Biz şey yapalım seninle. Onur Çelen 22 lira yollamış. Çok teşekkür ederiz. 26 Ağustos'u kutlamadı. Halil İbrahim Güneş. Tamam işte evet onu kutlamadı. Alttan da bana mail atmış zaten bu azıcık Reels'lerle ilgili. Kutlamadı, onu biliyorum evet. Doğru ama şey düzeltme yaptı. 26 Ağustos kutlamadı diye onu düzeltmiş. Teşekkür ederiz. Enes abi acaba Abdülaziz videosu yapar mısınız? Abdülaziz videosu yapacağız biz. Ama yani şey bekletiyoruz, daha önemli padişahlar var bence. Evet. Sonlara doğru. Bu arada atacağım. Aziz çok mühim bir padişahtı. Önemli derken yani şey ya Fatih'in... Ben çok severim Aziz'i. Fatih'in 3.'sünü yapmadık hala. Evet. Dördüncüyü bugün... Yo, 4.'ü çektik mi ya? Çekmedik. Çekecektik, kartım da oldu benim, çekemedik. Bir de yorulduk, uyuduk. 5 bölüm yaptık. Ahmet abi var ya, Enes'in yerinde ben olacağım. Sen beni tam bir dava adamı yaparsın. Aynı şeyleri düşünüyoruz çünkü demiş. Kim, ismi ne? Musa Enes Özel. Sağ ol kardeşim. Gönüllerimiz bir. İstanbul'daysan buyur gel Gebze'ye. Bir çayımızı iç. Eyvallah abi, sağ ol. Bir düşünürüz o verdiğin teklifi. Eyvallah. Almanya'da tur yapacağım mı abi demiş. Almanya'ya ben tur için gitmiyorum. En yakın turlarımız Ekim ayında İtalya. Kasım'da Japonya. Bir de 4 ve 8 Ekim arasında Macaristan ve Avusturya turlarımız var. Almanya turu bugünlerde gündemde değil. Ben Almanya'ya Pipolino diye bir yer var. Oraya, bir de diğer bölgelere, kitap fuarlarına, imzaya, bir de konferanslara gidiyorum Almanya'da. Hocam millet dine karşı yapılan bu şeylere niye hiç karşı çıkmadı demiş. Yani hangi şeylere bilmiyorum ama. Neylere bilmiyorum ve hangi dönem, onu söyle cevaplandırayım. Gebze'nin neresindesiniz diyen çok fazla var. Çarşıdayız. Gebze merkez. Çoban Musa Paşa Camisi'nin bulunduğu cadde var ya. Yeni Bağdat Caddesi. Tam o cadde üstündeyiz. Selam hocam, Enes kardeşim saygılar yazmış. Aleyküm selam. Bilmukabele. Stuttgart'ta bekleriz diyen var. 1000 İnşallah. Defa oldu yazdım, lütfen artık sorumu alın. Tamer Tegin, Temur Tegin. GRX The Great hakkında video gelir mi? Medler Kürt mü? Lütfen artık sorumu alın. Tek bir kelime dahi cevaplandıramam. Anlattığın hiçbir şey bilmiyorum kardeş. Hocam bizi İslam mı geri bıraktı? Buna ben bir cevap vereyim mi? Lütfen. Cem abi biliyorsun. Ne kadar Türkçü bir adam olduğunu biliyorsun. Ne kadar Türk kültürünü seviyorsun. Sevdiğini biliyorsun. Cem abi şeye gitti. Bir ara. Moğolistan'a gitti. İşte oradaki Türk topraklarını da gezdi. Evet. Moğolistan dışında işte gezdi o bölgeyi. Ahmet Taşayal Hoca ile birlikte gitti. Aa aynen. Ben çok severim Ahmet Hoca'yı. Abi geldi. Açık söyleyeceğim. Tam olarak ne söyleyeceğim. Bak Türk kültürünü bu kadar seven bir adam dedi ki. Onun dedi. İslam olmasaydı biz boku yemiştik dedi. Bizim dedi nasıl bir hani öz kendi kültürümüze var. Nasıl bir kültür varmış dedi ya. Hani biz demiş hani şey yani bu Türk topraklarının zirvesi olmuşuz ya dedi. Hani tamam ben Arap kültürünü çok sevmiyorum diyor ama hani olmasaydı diyor o kadar sıkıntılı bir kültür varmış ki bizde. Yani ya da hani şey olduğu için büyük ihtimalle. Evet. Şu an böyle yaşadığımız ve o kültürü sonradan gördüğü için. İyi ki Müslümanız vallahi. Çok yani şükür. Bence kültür anlamında o yüzden Türk kültürleri anlamında bizi Arap kültürü bir tık ileriye taşıdı. Bu arada bir şey söyleyeyim. Arap adet ve geleneklerine hayır ben Türk'üm ama İslam'a sonuna kadar evet. Müslüman olmak Arap kültürünü almak demek değildir. Arap kültürü Arapların olsun, Türk kültürü bana yeter ama Müslümanlaşmış Türk kültürü bana yeter. Ali Özden 16 lira 50 kuruş olalı çok teşekkür ederiz. Sağ olsun eyvallah. Enes bu Ümit Kıvı sayesinde geçenlerde Türkmen bir kardeşimiz övdüler. İftira attılar. Onu savunma lütfen. Evet. Ben %100 savunmuyorum. Ümit Özdağ'ı çok seviyor muyum? Çok seviyorum. Şeyden dolayı. Kimsenin dile getirmediği dönemde bu mülteci problemi tamam. Şu an artık şeyini çıkardı. Suyunu sıktı yapmaması ama lazım. Bu kadar suyunu sıkmadan önceki hali çok iyiydi. Yani hala bu bir şekilde Ümit Özdağ'ın bu Suriyeli olayı sayesinde artık bırakması lazım. Biraz bırakması ama siyasette kalması gerektiğini düşünüyorum ben. Ne kadar şeye oynatabildiğinde sadece %5 oy alarak ilk kez kimsenin adını bilmediği Sinan Oğan'a %5 oy aldırarak ne kadar başarılı olabileceğini göstermiş. Tomris Hatun Türk mü? Tomris Hatun'la ilgili video yapacağız. Cevaplamıyorum. Cevabımız inşallah orada olsun. Evet. Tamam. Tomris Hatun Türk'tür. Devam ediyorum. Filozoflar serisi gelir mi demiş. Çok hakim değilim ben filozoflara. Haddimi aşmış olurum. Yani felsefe dersim vardı. Felsefe okudum. Ama bölüm olarak felsefe okumadığım için felsefe konusunda bir laf etmek ben haddimi aşmış gibi olurum. Bana diyor ki mesela biri iyi niyetle peygamber savaşlarından ve İslam tarihini niye anlatmıyorsun? Anlatamam ki. İslam tarihi anlatmayan çok anlatamam ki. Yani anlatırım. 2 saatte anlatırım. Ama ilahiyat mezunlarına ayıp olmaz mı? O benim işim değil. Tabii ki anlatırım. Hem de Beyhaki'yi, hem de Taberi'yi, hem de İbn Kesir'in El Kamil Fit Tarihini, İbnül Esir'i kaynak göstererek anlatırım. Ama haddimi aşmış olurum. Bilsem bile susarım yani. Fatih Kayser Rum, hocam babamın sorusu yazmış. Osmanlı'da son dönemde neden silahlar fazla yoktu, önem vermedi? Atatürk'ün böyle bir sözü var mı? Bir tane uçağımız bile yoktu diye. Osmanlı Devleti 18. yüzyıldan sonra batıdaki teknolojik gelişmeleri takip etmeye başladı. Niye başlıyor? Ben neden seni takip etmeye başlarım? Bende problem var. Tabii ki. Fatih devrinde İstanbul'u ne fethetti? İstanbul'u ne fethetti? Teknoloji. Bu kadar. Dünyanın en iyi teknolojisi bende olduğu için ben İstanbul'u aldım. Fakat ilerleyen zamanlarda 18. yüzyılın başından itibaren teknolojinin ipi ucu kaçtı bizde. Artık takip etmiyoruz. Avrupa takibe bizden sonra başladı ama iyi başladı. Biz Avrupa'yı takip etmeye başladık ve özenmeye başladık. İşte o tarihten sonra silahta, askeri manevralarda, askeri eğitimde her alanda geri kaldık. Bu da bizim devletimizin yıkılışını gösterdi. Silahımız yoktu. Hep Avrupa'dan aldık. Maalesef öyle. Mason hocaları Atatürk tarafından kapatıldı mı? Doğru. Evet. Abdülhamit devrinde ve Atatürk devrinde Mason hocaları kapatıldı. Ancak sonraki CHP yönetimi tarafından açıldı. Bugün de Beyoğlu'nda Nuri Ziya Sokak var. İleriye giderken, tünele doğru giderken sol tarafta. Nuri Ziya Sokak'ta Hür ve kabul edilmiş masonlar locası diye bir loca var. Bakanlığa bağlı resmi. Üye olabilir misin? Olabilirim. Olamayacak kadar fakirsin. Ha, tabii. Oraya üye olmak için şirketin olması gerekiyor. Senin de var şirketin ama yetmez. Ciron yetmez yani. Benim şirketim yok ya. Demişler ya vergi veriyorsun. O şeyden o dolayı. Ben dijital vergi mükemmel. Evet. Şirketim yok ama. Bir gün olur inşallah. İnşallah. Seni almazlar oraya. Zengin olman lazım. Evet. Abdülhamit Han devrinde ve Atatürk devrinde masonluk bu ülkede yasaktı. Abi bizim bir takipçimiz var. Berki diye. Bizim bütün canlı yayınlarımızı, videolarımızı takip ediyor. Ama hep bizi eleştiriyor niyeyse bilmiyorum. Ahmet Bey entelektüel biri değilmiş. Bak. Değilmiş değil o. Değilmiş. Bir de neyimi gördüğünde bu kanıya vardığını söylersen kardeşim hakikaten yani. Ama bak bizi seviyor. Çünkü her şeyimizi izliyor. Evet. Her şeye video yorum yapıyor. Ama hep bizi eleştiriyor. Olur, sıkıntı yok. Neyimi gördün kardeşim söylersen ben de kendi kendimi fark etmiş olurum. Vallahi inşallah seviyordur yani o anlamda. İslam Bek Kerimov, Hasan Sabbah Müslüman değildi. Hasan Sabbah İslam'ı bozan bir münafıktı desem yeri var yani. Müslüman değildi. Sebatayistler ve Bülbül Deresi mezarlığı hakkında bir araştırmanız var mı? Herhangi bir araştırmam yok ama bilgim var. Sebatayistler Sabatay Sevi önderliğinde Ayvansaray'da Ahrida adı verilen bir sinagog var. İki tane var orada da. Bir Yambol, biri Ahrida. Onu düşündüm. Ahrida adı verilen sinagogda 4. Mehmet devrinde Sabatay Sevi adı verilen bir cemaatten biri çıktı o sinagogda. O Sabatayizmi yaydı vesaire ve o Sabatayizm mezhebine, dinine inananlar, dışarıdan Müslüman gibi görünüp içeriden münafıklık yapanlar Bülbül Deresi'nde kendilerine özel bir mezarlık yaptılar. Sorulmayan ikinci kısım Atatürk'ün hocası var ya Şemsi Efendi, Şimonzevi. Şimonzevi Şemsi Efendi değil. Şemsi Efendi Sabatayist değil. Sadece laik, seküler bir adam. Belki de Allah'a inanmıyor. Ben oturup konuşmadım Şemsi Efendi'yle ama tabii. Laik bir yapıya sahip bir adam. Ancak Şimonzevi o değil. Mustafa Köseoğlu elhamdülillah Müslümanız ne mutlu Türk kültürümüze demiş. Çok şükür elhamdülillah. Bak çok bu güzel. Şeye büyük ihtimalle geldi hani Arap kültürü muhabbeti vardı ya. Çok güzel. Ne mutlu Türk kültürüne ve elhamdülillah Müslümanız. İslam'ı yaşar, Türk kültürü üzerine yaşarız. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Ramazan Atasoy 22 lira yollamış. Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi bizi burada tutan tabii ki sizin destekleriniz oluyor. O yüzden bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz. İslam Kerimov Müslüman yazmış biri. Anlamadım. Bu arada Ramazan Atasoy benim abi desin oysa. Benim annemin amcasının oğlu. Bizim kuzendir. Ha öyle mi? Akrabamdır eğer oysa. Malazgirt Savaşı'nda Kürtler var mıydı? Alparslan ile omuz omuza savaşlar elbette vardı. Alparslan Gazi'nin arkasında Türkler vardı, Kürtler vardı, Araplar vardı. Roman Diyojen'in arkasında Romalılar vardı, Ermeniler vardı, Gürcüler vardı, Slavlar vardı ve Türkler vardı. Hristiyan Türkler de Roman Diyojen'le beraberdi. Peçenekler, Uzlar, Kumanlar, Kıpçaklar, Avarlar Roman Diyojen'in askerleriydi. Emir Şahiner yazmış tekrardan. Ahmet abi kral adamsın, tarihe yürüyen adam. Seviyorum seni kardeşim. Allah daim etsin muhabbetimizi. Devam ediyorum. Hocam Said Nursi Abdülhamit'e karşı duruş sergiledi mi? Said Nursi de Abdülhamit Han'ı tam olarak anlamadan ve tanımadan hüküm vermiş ve eleştirmiş bir insandır. Evet, Abdülhamid'in muhalifiydi. Hatta Van'da Abdülhamit muhalifliğinden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Van şubesini kuran insandır Said Nursi. Fakat Tarihçi Hayat kitabında Said Nursi o günleri eski Said olarak ifade eder. Ben yeni Said'im der. İki tane Said var. Biri eski, ikincisi yeni Said'tir. Eski Said'i Allah affetsin diye de Tarihçi Hayat'ta kendisini ifade eder. Eğer Yunus hala bizi izliyorsa benim kardeşim, telefon rehberime Yunus'um diye kayıtlı olan arkadaşım, kardeşim o cemaate mensuptur. Eğer takip ediyorsa daha açık bilgiyi o buraya yazsın lütfen. Bu arada bir sürü güzel yorum var ya. Bak ne güzel bilgiler diye Mustafa Köseoğlu yazmış. Var olsun, sağ olun. Sonra şurada nerede ya? Selamlar muhteşem ikili Canan Karanfili yazmış. Eyvallah. Teşekkür ederiz hepsine. Benim küpelere çok takılanlar olmuş bu yayında. Alışacaklar artık abi. Bir senedir falan. Ben ne kadar oldu kamera karşısına çıkmaya başladım? Bayağı yok, o kadar olmadı. 6 ay falan olmuştur. 6 ay olmuştur yani. Artık alışacaklar abi. Senin nasıl küpesiz olmana alışıyorlarsa benimkine de alışacaklar. Ağzına sağlık diyen var. Yolunuz daim olsun Ahmet hocam diyen var. Ali Yıldırım Japonya'ya gönderilen alamet robotu gerçek miydi? Evet, gerçekti. Google'a Abdülhamit'in alamet robotu yazarsanız sakallı bir robot çıkıyor ortaya. Harbi mi? Yazsana. Bak, merak ettim. Abdülhamit'in alamet. Ben fotoğrafını koyacağım ya. Alamet robotu. Yayına koyayım fotoğrafını. Abdülhamit yaz bir de. Bakalım hemen. Bir dakika. Bu mu? Tam bu işte. Şu. Evet. Ha, yayına koyuyorum fotoğrafını. Tamam. Merak eden Abdülhamit devri görsün. Sofya'sı işte. Bak, bizdeki teknolojiye bak. O diyor. Al işte, görüyorsun. Şok robotlu oldum şu an. Sakalı bile var. Şok oldum şu an ya. Dur bak. Hop, yanlış yere ekliyorduk. Abdülhamid'in robotunu şu an göreceksiniz birazdan. Tamam. Şöyle bir büyütelim. Bunun tabi altı da var. Ayaklarına kadar olan kısmı da var. Fakat fotoğraf almadığı için gösteremiyoruz. Şöyle işte göstereyim. Hatta şuradan ben şey yapayım. Yani uzaklaştırsam kötü gözükecek. Ama tamam, bildiğin işte, sakallı olan alamet robotu yazın Google'a. Bunu göreceksiniz. Sakallı olan robotu. Ben şok oldum yalnız. Sofya'mız var bizim ya. Daha ya ne olsun ya? Nasıl çalışacak ya? Abdülhamit döneminde teknoloji mi var o zaman? Görüyor musun? İçine birini giydirmişlerdi. Yok yok, olur mu? Suyla falan çalışıyor. El Cezeri yapmış robotu. 1100'lü yıllarda El Cezeri Artuklu sarayında robot yapıyor ya. O diyor. Yazın dostlar, El Cezeri'yi robotlar yazın. Kazım Çeçen İTÜ profesörlerinden muhteşem bir kitabı vardır. El Cezeri ve robotlar. Artuklu sarayı nere biliyor musun? Neresi? Mardin. Diyarbakır, Artuk. Orada robot var. Biz hakikaten iyi bir milletiz ha. Yani torunlarda iş yok diye dedeleri atmayalım. Dedeler 10 numara müthişmiş. Yani niye bizde diye, belki bizde de iş vardır. Eyvallah. Hasan Sabbah nasıl bu kadar sadık askerler yaptı? Abi biz onu uzun uzun anlattık, 35 dakika. Ama benim hard diskim patladığı için biz onun videosunu maalesef bir daha yapacağız. Emeğe saygı, katletti benim emeklerim. Hasan Sabbah insanlara haşhaş yedirerek kafalarını duman etti. Kendilerine bağladı. İnsanları halüsinasyonlar gördürerek kendisinin peygamber olduğuna iman ettirdi. Ve ahirette güzel bir hayata bu dünyada Hasan Sabbah'a tabi olmaktan geçtiğini inandırdı. Ya şaşırmayın buna ya. Fethullah Gülen denilen cahil şerefsizin Mehdi olduğuna iman eden profesörler var bu ülkede. Üniversite mezunları var. FETÖ denilen o cahil şerefsizin o ve alçak... Ve orada şey, garip bir şekilde şey, yani böyle bilgili adamlar yani. Fizik profesörleri var. Amerika'nın köpeği FETÖ'nün Mehdi ve İslam alimi olduğuna iman etmiş. Profesörler, alimler, rektörler var. Ona hocam deyip eğiliyorlar. Pis suyunun artığını içmeyi şeref olarak görüyorlar. FETÖ'nün artığını içmeyi. Hasan Sabbah'ın bugünkü modern halidir yani. FETÖ İnsanları cennetle kandırıyor ve insanları kendi ağına alıyor. Amerika'nın fino köpeklerinden biridir FETÖ. Şimdi 30 Ağustos videosu gelecek mi demişler. Gelecek. Yarın inşallah yayında dostlar. 30 Ağustos videosunun ikincisi var bir de. O da Cuma günü inşallah gelecek. Ben ikincisini daha çok beğendim. Bu arada ikincisi çok güzel video. Cuma günkü videoyu sakın kaçırmayın. Bayağı süper bir video çıktı orada. Eyvallah. Pazar günde Fatih 3. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Ya artık onu yayınlar. O Fatih 3 yayınlayacağım ama bu sefer de beni Fatih 4 diye darlayacaklar. Ben biliyorum. Devam ediyorum. Bak, Moskova'dan selamlar diyor Emin. İyi akşamlar Enes kardeşim ve Ahmet abi. Moskova'dan selamlar. Demokrat Parti dönemiyle ilgili 1946-60 tez yazmaya başlayacağım. Kaynaklar, kitaplar tavsiye eder misiniz? Moskova'ya bekliyoruz sizi. Ben bir şey vereyim. Mehmet Ali nereden çıktı ya? Mehmet Ali Birand'ın Demokrat belgeselini... Demirkırat belgeselini mutlaka izle. Demirkırat 12 bölümlük bir belgeseldir. Mutlaka izle. Sana çok fazla faydalı olacak. Bir de Moskova'da restoran sahibi Dursun Özbilek benim arkadaşımdır. Eğer onu da tanıyorsan selamımı söyle kardeşim. Hayatımın 40 yılını bilir Dursun Özbilek. Tarihteki en büyük Maraşal kimdi sizce diyor. En büyük Maraşal. Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Bu benim değil bu arada. Murat Bardakçı ve İlber Ortaylı'nın sözüdür. Ya senin de olabilir. En büyük ya yani. Ben de onlar gibi düşünüyorum. En büyük Maraşal Fatih Sultan Mehmet'tir. İkinci Maraşal kim diye sor. Kim? 4. Murat'tır. Bağdat'ı fethetti adam. Çok zordur Bağdat'ı almak. Orayı aldı. Onun bağladığı yani başkaydı o söz ya. Ben saçmaladım. Genç diye. Osman dediğim bir küçük uşak değil mi? O başka bir hikaye. O bu değil. Saat 9 abi. Yorulduysan istersen bir artık şey yapabiliriz. Bitirebiliriz. Bütün dostlara müsaade isteyelim. Saat her akşam, her pazartesi salı olduğu gibi 7'de başlayıp 9'da bitiriyoruz. Bir dakika bile şey yapmıyorsunuz, şaşmıyor. Evet yani insanlara bir söz veriyoruz ve o saatlerde kalmak istiyoruz. O saatlerde kalıyoruz. Fazla da tahammülleri zorlamayalım. Hayat devam ediyor. İnsanlar çay içiyorlar, çorba içiyorlar. Aileleri var sonuçta. Hürmetler ediyoruz. Elektro Enka son bir soru sormuş. Bu videoyu ben bu sorunu alıyorum. Süper Chat'ten geldi. Bunu bir dahaki hafta yayınlayacağız. Yayın saatimiz dolduğu için. Şöyle kaydettim. Sorunu. Haftaya inşallah bu konuyu, bu yazmış olduğun yorumu haftaya okuyacağız. Haftaya inşallah. Pazartesi 7'de tam gelirsen ilk senin sorunu okuyacağız. 7'de burada olursun inşallah. Metin Kundakçıoğlu 21 TL 22 lira yollamış. Çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi yayınlarda beğenip like atıp bize destek verebilirsiniz. Biz hiç yalnız bırakmayın inşallah umarım. Ben sen de takıla takıla çok inşallah hani şikayet etmiyorum bundan da ne kadar çok inşallah demeye başladım. Şey inşallah gibi, maşallah. Şey gibi hissettim kendimi artık. Kedicik böyle. Gibi duruyorsun bu aynen. Arada. Şey neydi o adamın adı? Adnan Oktar. Adnan Oktar gibi hissettim. Hep beraber gene buradayız. Hepinizi bekliyoruz. Dediğimiz gibi ben tarih vereceğim ya abi. Dur bakayım bir. Ben 4'ünde gitsem, 5'inde gitsem, 9'unda dönsem, ben 11'inde çeksem, ayın 14'ünde kendi YouTube kanalıma ilk videoyu atacağım. Resul gibi olma ama. Söz veriyorum bak burada. Ayın 14'ü kendi YouTube kanalıma ilk videoyu atacağım. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah. En az dostlardan da 5-6 bin izlenme bekliyorum ama. Yani inşallah. Senin gibi 100 bin bekleyemiyoruz ama. İlk videoda 5-6 bin izlenme bekliyorum. İnşallah. Kapatıyorum o zaman. Sen kapat. Biz kocaman bir aileyiz. Sizinle birlikte. Sizler kameranın arkasında, bizler kameranın önünde kocaman bir aileyiz. Kızsak da, üzülsek de, birbirimize darılsak da gitmek yok. Abiler, kardeşler birbirlerine darılırlar, kızarlar, küserler. Gidiyorlar mı? Gitmiyorlar. Burada kalacağız. Tepkinizi buradan bana bildireceksiniz. Ben de sizin olan tepkime bildireceğim. Ama gitmek yok. Hepimiz buradayız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes